Günaydın, saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Para Politik'le karşınızdayız. Bugün 28 Mart Perşembe, Türkiye ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri aktaracağız ve konuklarımızla değerlendireceğiz. Ama öncelikle finansal piyasalar diyelim. Yeni güne başlarken finansal piyasalardaki son duruma bakalım. Borsa İstanbul Endeksi dün günü yatay bir seyirle kapattı. %0,01'lik bir kayıpla 8.806 puanlık seviyesinden dün günü tamamladı Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Dolar TL ise yeni güne 32.31 seviyesinden başlıyor. Euro TL ise 34.97 seviyesinde. Gram altın ise 2.283 lira seviyesinden işlem görüyor yeni güne başlarken. Altının onsu ise 2.197 dolar seviyesinde ve Brent ham petrolün varil fiyatı 85 dolar seviyesinden işlem görüyor yeni güne başlarken. Veri takvimine de bakalım. Hem içeride hem dışarıda piyasaların odağındaki gündem başlıkları nedir? Onlara da göz atalım. Bugün içeride ekonomik güven endeksi açıklanacak. Diğer yandan küresel piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak olan 4. çeyrek büyüme verisi olacak. Yarınsa içeride dış ticaret dengesini takip edeceğiz. Dışarıya baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri'nde kişisel gelirler ve harcamalar verisi takip edilecek. Piyasaların odağındaki gündem başlıklarına da hızlıca göz atalım veri takviminin ardından. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e tam itimadım var açıklamasında bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kamu kurumları İsrail firmaları ile ticaret yapmıyor açıklamasında bulundu. TÜİK, yaşlı nüfus son 5 yılda %21,4 artarak 2023'te 8,7 milyon kişi olduğunu açıkladı. JP Morgan'dan bir açıklama var. Rusya'nın üretim kesintisiyle Brent petrol 100 doları görebilir açıklamasında bulundu JP Morgan. Almanya'da 2024 yılı büyüme tahmini %1,3'ten %0,1'e düşürüldü. Oldukça keskin bir düşüş kaydedildi büyüme tahmininde. Ve ekonomideki diğer ayrıntılarla devam edelim. Türkiye'nin turizmde önde gelen şehirlerinden olan İstanbul, yabancı ziyaretçi akınına uğradı. Mega kente yılın ilk ayında gelen yabancı turist sayısı 2,5 milyona yaklaştı. İstanbul yılın ilk iki ayında yaklaşık 2,5 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Şubat ayına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre mega kente gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,08'lik artış gösterdi. Şubat'ta 1 milyon 291 bin yabancı ziyaretçi ağırlayan İstanbul, Türkiye turizminin de lokomotifi oldu. Türkiye'ye ilk iki ayda gelen 4 milyon 341 bin yabancı ziyaretçinin yarısını ağırlayan İstanbul'u Şubat ayında en çok Ruslar tercih etti. Şubat ayı özelinde bakıldığında da Rusya Federasyonu'ndan 138.957 kişi mega kenti ziyaret etti. Geçen ay Almanya'dan 95.465 kişi, İran'dan 75.312 kişi, İngiltere'den 56.430 kişi ve Fransa'dan 48.902 kişi İstanbul'a giriş yaptı. İstanbul'u ziyaret edenlerin ilk durak noktası ise İstanbul Havalimanı oldu. Geçen ay 904.000 yabancı ziyaretçinin tercih ettiği İstanbul Havalimanı, yabancı turistlerin %70,27'sini konuk etti. En çok yabancı ziyaretçinin geldiği ikinci sınır kapısı olan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 381.000 yabancı turist giriş yaptı. Böylece havayoluyla İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2023'ün aynı ayına göre %19 artarak 1,3 milyona yaklaştı. Evet, piyasalara dair bir de yorum alacağız. Karşımızda GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır var. Kudret Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Hoş buldum Semra Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Borsayla başlayalım. Seçim haftasındayız. Seçime son iki işlem günü kaldı. Ve borsada da dalgalı bir seyir görmeye de devam ediyoruz. Bu şekilde mi seçime girecek? Borsa İstanbul tarafına baktığımızda Cuma günü itibariyle bu şekilde mi tamamlayacak? Muhtemelen bu şekilde tamamlayacaktır. Çünkü zaten Mart ayının geneline baktığımız zaman da son 7 yılın 6 yılında negatif bir performans sergilediğini izleyebilmekteyiz. Her ne kadar 2019 yerel seçimleriyle mukayese edilmese de 2019 Mart'ta da bu negatif performansın olduğunu gördük. Biz tabii burada Mart ayındaki yerel seçime girerken belli başlı dinamiklerin ne farklılaştığını görmüş olduk. İşte Merkez Bankamızın gerçekleştirdiği faiz artışlarıyla birlikte
Mevduat taraftaki yukarı yönlü reaksiyonlar dikkat çekti. Hisse ve mevduat dışında kripto cephesinde önemli reaksiyonlar görmeye başladık. Bu sebepleri ister istemez yatırımcıların portföy tercihleri içerisinde bir miktar ağırlıklar azaltıldı. Her ne kadar yerel seçim var diyoruz, ondan sonra bayram tatili var diyoruz. Nereden bakarsak Nisan ortasına kadar biraz daha bu sakinliğin devam edebilme senaryosu var. İşlem hacimlerindeki düşüşlerden de bunu çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Bu açıdan borsa yüz endeksinde bir miktar daha bir realizasyon olabilme ihtimali ön planda olmakla birlikte Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları, Sayın Erdoğan'ın açıklamaları, Merkez Bankası'nın aksiyonu gelecek dönem için yabancıların buraya gelebilme senaryolarını oldukça kuvvetlendiriyor rasyonel politikalar çerçevesinde. Bu sebeple de borsadaki düşüşler hem bir nebze sınırlanıyor hem de biraz daha sakin bir tempoda ilerlenmeye devam ediyor. Bu açıdan da geri çekilmeler kabaca BIST 100 endeksinde 258-259 dolar bölgesine yaklaştıkça tekrar alıcıları ilgisini çekecektir diye söyleyebilirim. Burada şu anda 272 dolarda olduğumuzu görebilmekteyiz. Hani TL bazlı olarak da 8900 seviyesi önemli. Bu bölgenin üzerinde kalıcı hareket görmediğimiz müddetçe bir miktar daha baskısına devam etmek isteyebilir. Seçimden sonra yabancı yatırım, yabancı fon girişinde bir hızlanma bekliyor musunuz? Hızlanma gelebilir ama tabii bu da bir süreç. Çünkü hani yerel seçim bitti, hadi yabancılar burada devam edecek değil. Çünkü biz Haziran dönemine kadar, hatta Temmuz dönemine kadar yüksek enflasyon görüntüsü izleyeceğiz. Merkez Bankası bu noktada zaten gerekli adımları atıyor. Sayın Şimşek'in maliye politikasında da sıkı görüntüye gireceğiz şeklindeki mesajı, Sayın Erdoğan'ın bu noktada hem Şimşek'in Merkez Bankası'nı destekleyen açıklamaları yabancı tarafından desteklenecek bir görüntü. Ama hızlı bir şekilde girişten ziyade kademeli bir şekilde girişlerin olabilme ihtimali var. Biraz da gecikmeli olabilir. Yani 1 Nisan itibariyle değil de muhtemel Nisan ayında pas geçebiliriz. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Tabii dediğim gibi biraz önce de BIST 100 endeksinde 258-259 dolarları vurgulamıştık. Hani o bölgeye gelirse belki bu bölgelerde de alıcı olmak isteyebilir yabancı. Fiyatı ucuz bulduğu için belki o bölmede dikkat etmekte fayda var. Faizin geldiği seviye borsa üstünde, borsanın üzerinde bir baskı oluşturuyor mu? Yani seçim sonrasında bu baskıyı yabancı yatırım girişi biraz daha hafifletir mi? Tabii yabancı biraz daha hassas bir konu. Yani mesela yabancı girişi hızlanır mı sorusunun cevabında biraz önce söylemedim ama şimdi söyleyeceğim. Swap kanalları da çok önemli olacaktır. Acaba biz Londra tarafındaki swap kanallarını ne kadar açacağız ya da açmayacağız? Bu da işin yabancı boyutu açısından da önemli. Çünkü bildiğiniz gibi yabancılar buraya gelirken kendisini hedge etmek de isteyecektir. Bu açıdan bu bölgeyi dikkatli takip ediyor olacağız. Mevduat tarafındaki faizlerin artışı, beklenen enflasyon her ne kadar %36 olsa da kabaca 40-45 arasında, özellikle 45'e yakın yıl sonu beklenen enflasyonu da düşündüğümüz zaman mevduat ister istemez burayı daha fazla fokuslanılmasına imkan tanıyor. Özellikle bir yıllık bir vade seçeneği kullanıldığında bandında 50'den bileşik getir 65, 53'lerden de 69'lara keza gelen bir rakam var. Bu da yadsınamaz. Ama biz borsayla mevduatı kıyasladığımız zaman burada hep borsanın potansiyel tarafında daha önemli bir reaksiyon verdiğini görüyoruz. Yani kabaca %4,5 aylık getiri veren mevduat ya da %5 veren mevduat cephesi arasında borsa bunun daha üzerinde ya da daha doğrusu borsadan ziyade sizin seçmiş olduğunuz şirket bunun daha üzerinde bir getiri sağlayabilecek mi? Bu her zaman tartışılması gereken bir konu. Bugüne kadarki senaryolarda her daim borsanın çok daha iyi performans sergilediğini görebilmekteyiz. Ama bu performansı kısa zamanda veremeyeceği için ilk etapta bir miktar mevduatın çok daha ön planda olabileceğini görmekte fayda var. Ama 12 aylık performansı değerlendirdiğimiz zaman ben hala borsanın daha cazip olduğunu
düşünen taraftayım. Peki seçim sonrasında, seçim öncesinde gördüğümüz kur tarafındaki bu dalgalı seyrin seçim sonrasında biraz daha yatay bir seyir izlemesini bekler misiniz? Faizlerin geldiği seviye TL mevduatı cazip hale getiriyor mu yatırımcı açısından, yerli yatırımcı açısından baktığımızda? Çünkü içeride kura karşı, döviz kuruna karşı yerli yatırımcının çok fazla ilgisinin olduğunu görüyoruz. Seçim sonrasında bu tarafta biraz daha dengelenme bekler misiniz? Şimdi şu şekilde vurgulamakta fayda var. Teorik açıdan şu anda dolar Türk lirası yılbaşından bu yana %9,27 yükselmiş. Enflasyon rakamına baktığımız zaman Ocak ve Şubat ayını topladığımızda %11,5. Mart ayında da kabaca %3,5 beklenti olduğunu varsaydığımız zaman da 3 aylık enflasyon 15, 3 aylık dolar Türk lirası hareketi 9,27. Ama tabii biz biliyoruz ki dolar Türk lirasının bu hareketini sınırlı kalmasında Merkez Bankamızın belirli aksiyonları var. Tabii bu seçim sonrasında da kısmi olarak da devam edecektir. Burada bir denge çabası içerisinde olunacaktır. Ama gelecek dönemde gelecek olası bir döviz girişi de biraz dengelenme oluşmasına imkan tanıyacaktır. Yılbaşından bu yana verilen mesajlarda TL'nin reel anlamda değer kazanacağı vurgusu ön planda. Yani enflasyondan daha az değer kaybedecek Türk lirası senaryosunda. Bu denklemde baktığımız zaman da şu anki gidişatın bu şekilde devam edebilme senaryosu üzerinde durabilmek diyeyim. Çok keskin yükselişler olacağını ben düşünmüyorum. Verilen mesajların karşılığının o olmayacağını düşünen taraftayım. Ama dolar Türk lirasının tabii ki belli aralıklarda yükselme eğilimini sürdürebileceğini söylemekte fayda görüyorum. Bu çok doğal ve olması gereken bir konu zaten. Ama keskin hareketlerin ben olabileceğini düşünmüyorum. Rasyonel politikaların devamlılığı bu tür şokların önüne geçecektir diye söyleyebilirim. Peki senenin ikinci yarısı itibariyle, yani Haziran ya da Temmuz ayı itibariyle de Amerika'da bir faiz indirim sürecinin başlaması bekleniyor. Belki daha da ötelenebilir, bilemiyoruz. Gelen enflasyon rakamları biraz daha tabloyu netleştirecek. Sonrasında diğer major merkez bankalarının da başta Avrupa olmak üzere Fed'i takip etmesi bekleniyor. Bu ortam Türkiye açısından bir avantaj olacak mı sizce? Yani yılın ikinci yarısı itibariyle dünya genelindeki major merkez bankalarının başlatacağı bu faiz indirim döngüsü Türkiye açısından bir avantaja dönüşür mü? Bu süreçte Türkiye hem içeride hem de dışarıda herhangi bir şokla karşılaşmazsa tabii ki majör merkez bankalarının bu denklemde faiz indirme senaryolarını başlattığı bir ortamda bizim tarafta birazcık daha şekillenecektir. Nitekim Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran'da Fed'in şu anda piyasa fiyatlaması Haziran'da olmasına karşın Fed yetkililerinin henüz Haziran'ı tam anlamıyla benimsemediği, biraz daha Temmuz'a odaklandığı bir görüntü var ve bizim için de önümüzde 3 aylık bir dönem var. Eğer biz bu 3 aylık dönemde mevcut politikalarımız rasyonel halde devam edecek olursa, yani maliye ve para politikası eş koordinasyonla ilerler, hükümet bu noktada ekonomi yönetimini desteklerse yabancı bakış açısındaki ilerleyiş çok daha istekli olacaktır. Halihazırda zaten diğer kıyaslamaları yaptığımız zaman iskontolu olan borsamız bu noktada zaten değerlenecektir. Yani gelişler hızlanacaktır. Kredi derecelendirme kuruluşlarının bu noktadaki beklentileri, yabancı kurumların açıklamaları bu anlamda zaten bir sinyal niteliğinde. Bu açıdan da o bölüme kadar ki görüntüde ekstra bir şok yaşamadığımız müddetçe ben bize de olumlu yansıyacağını düşünen taraftayım. Peki, yani biraz altını da konuşalım. Çünkü altın tarafında da çok ilginin arttığını görüyoruz. Yani Türkiye özelinde de yerli yatırımcının altına olan talebi çok yüksek. Yani ons tarafını değerlendirecek olursak, Fed'in faiz indirim döngüsüne başlayacak olduğu Haziran, Temmuz diye tahmin ediliyor. Bu tarihten önce ons tarafında daha sert yükselişler bekler miyiz? İndirim döngüsü başladığında nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız altın tarafında? Bu süreçte özellikle jeopolitik risk temasını birazcık daha fazla takip etmemiz gerekecek. Eğer faiz indirimleri öncesinde yeni bir risklerle karşılaşırsak altın bu noktada yukarı yönlü reaksiyonlarını hızlandırmak isteyebilir. Zaten 2023'ün son bölümünde
2000 dolar üzerinde aylık kapanış yaparak tarihsel olarak önemli bir kapıyı araladığını söylemekte fayda görüyoruz. O zamanlar bile 2200'ler konuşulmaktaydı. Şimdi ise biraz kısa orta vade 2300, biraz orta uzun vadeli konjonktürde 2500'lerin hedeflenebilme potansiyeli var ons altın cephesinde. Bu açıdan baktığımızda hala potansiyelini koruyor. Bu geri çekilmelerde ister istemez yeni bir trend avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Kısa vadeli olarak 2144'ün üzerinde hala seyir sürüyor. Ay kapanışına yaklaştığımız için söylemekte fayda görüyorum. 2189'un üzerinde eğer aylık kapanış yaparsa altın için bir destek daha alınacaktır. Yukarı yönlü reaksiyonlar için faiz indirimini konuşacağımız bölüme kadar dediğim gibi jeopolitik risk teması ne kadar istekli olacak olmayacak bunlara bakacağız. Daha sonra faiz indirimleri gelecek. Daha sonra yılın son bölümünde de Amerika'da biliyorsunuz ki başkanlık seçimi olacak. Trump'ın gelme senaryosu var. Trump gelirse işin ticaret savaşları kısmı da başlama ihtimalleri ön planda olacaktır. Bu denklemi konuştuğumuz zaman altın bu süreçte daha doğrusu değerli metaller hatta büyüme temasını konuştuğumuz zaman endüstriyel metaller de yılın ikinci ya daha doğrusu Haziran'dan sonraki süreçte çok daha istekli bir fiyatlama içerisine girebilir. Belki bu ikinci çeyrekte altın belirli yükselişlere rağmen kademeli bir hareketliliğini devam ettirmek isteyebilir. Ama dediğim gibi jeopolitik risk teması bu anlamda altını sert bir değişim oluşturacak mı, oluşturmayacak mı sorusunun cevabı için Evet. önemli olacaktır. Gram altın için tabii teknik analiz yapmak çok zor. Ama yani gram altın tarafına baktığımızda da maalesef şöyle bir durum da var karşımızda. Yani fiyatlamalar arasındaki makasın da bir hayli açıldığını görüyoruz. Yani fiziki altın olan bu yoğun talep, kapalı çarşı ve işte ekranlardaki fiyatlamalar arasında da bir makasa yol açmış gibi görünüyor. Bu böyle devam edecek mi? Özellikle de ithalat sınırlamasının bir miktar daha burada etkili olduğu söyleniyor. Bu sınırlama devam ederse bu makasın daha da açılması gibi bir durumla karşı karşıya kalabilir miyiz sizce? Tabii bizim milletimiz altını çok seven bir bölümde. Tabii altın almak kendini ekonomik anlamda korumak açısından önemli ama işin enflasyon boyutunu düşündüğümüz zaman bizim ithalat bacağımız üzerinde de olumsuz ciddi problemler yaratmakta. Hani bu denklemde evet finansal anlamda altın önü açık yukarı yönlü reaksiyonları devam edecek. Çok basit bir hesaplama yapacak olursak dolar Türk lirası çarpı ons altın bölü 31.10. Kabaca orta vadede ons altının 2300'ler, uzun vadede 2500'lere çıktı. Dolar Türk lirasında kabaca 38-40 bölgelerinde reaksiyon verebileceği bir 12 aylık dönem düşünüldüğü zaman da hani gram altında kabaca gidebileceği yerler belli. Bu anlamda insanlar burada altına yönelik talebini devam ettiriyor. Tabii bu ithalat süreci burada bir makas açılmaları olabiliyor, ulaşılmalarda fiziki anlamda problemler yaşatılabiliyor. Bu anlamda altın sertifikaları çıktı. Altın sertifikaları online olarak bu iş alınabilir. Ama orada da fiyatlama davranışlarında değişimler var. Mesela gram altın bu ay %11 yükseliş yaparken darphane sertifikasının %2 yükseldiğini görebilmekteyiz. Belli makasların olduğunu da burada görebiliyoruz. Bu sebeple de özellikle eğer hükümet ve ekonomi politikaları insanlara gelecek dönemde enflasyondaki aşağı yönlü eğilime gerçekten hedeflerimiz doğrultusunda gelebileceğine inandırabilirse vatandaş da tabii burada altın ya da döviz gibi bölümleri tercih etmek durumunda kalmayacaktır. Bu tabii ki iki bölümlü bir denklem. Burada olumlu tarafları ve olumsuz tarafları var ama şu anki konjonktürde hele ki yılın kalan bölümünde global cephede altın tarafında oluşabilecek reaksiyonları da düşündüğümüz zaman da yurt içi tarafta da yerlilerin altına olan talebinin devam edeceğini söylemekte fayda görüyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz Kudret Bey. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır'la değerlendirmiş olduk. Yeni güne başlarken finansal piyasalardaki gelişmeleri ve Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P'nin Türkiye'ye dair yapmış olduğu açıklamayla devam edelim. S&P Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini 60 baz puan yukarı çekti. Buna göre kuruluş bu yıl Türkiye'nin %3 büyümesini bekliyor.
S&P Global, Türkiye için büyüme tahminini 60 baz puan yükseltti. Böylece Kasım raporuna kıyasla büyümede en güçlü yukarı yönlü ikinci revizyon Türkiye için yapılmış oldu. İlk sırada ise 70 baz puanlık iyileşme öngörüsüyle Meksika yer aldı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P, gelişmekte olan piyasalar için ikinci çeyrek ekonomik görünüm raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye'ye ilişkin büyüme tahmini yükseltilerek 2024'te %2,4 olan beklenti %3'e revize edildi. Gayri safi yurt içi hasıla tahmini 2025 yılı içinde %2,7'den %3'e çıkarıldı. Türkiye ekonomisine dair büyüme beklentisi 2026 içinse %3'den %2,8'e çekildi. Yapılan değerlendirmede gelişmekte olan ülkelerdeki büyümenin 2024'te önemli ölçüde farklılaşacağı yorum yapıldı. 2023'te daha iyi performans gösteren birçok ülke için ılımlı, düşük performans gösteren bazı ülkeler içinse artan büyümeler öngörüldüğü kaydedildi. Gelişmekte olan ekonomilerin en önemli iki ülkesi olan Çin ve Hindistan için de büyüme beklentileri açıklandı. Çin'e dair bu yılki büyüme tahmini %4,6'da sabit tutulurken Hindistan içinse %6,4'den %6,8'e yükseltildi. Raporda gelişmekte olan ülkelerin toplam ekonomik büyüme tahmini ise 2024 yılı için %4,1'den %4,2'ye çıkarıldı. Bu haberle kısa bir ara diyelim şimdi. Aranın ardından saat başı itibariyle yeniden karşınızda olacağız. Tekrar merhaba. Para Politik'le karşınızdayız. Gündemdeki gelişmeleri aktarmaya ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu bölümde konuklarımız da olacak. Gündemin başlıklarını değerlendireceğiz ama öncelikle haber özetleri diyelim. Dünden bugüne yansıyan haber başlıklarını aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır ve Batman'da AK Parti'nin mitingine katıldı. CHP ve DEM'in kirli bir ittifak içerisinde olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürt kardeşlerimizin toparlanıp iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz dedi. Erdoğan ekonomik refah içinse bir kez daha yılın ikinci yarısını işaret ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e itimadının tam olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonda düşüş mesajı verdi. Yılmaz, enflasyonu düşürmeyi öncelikli konumuz olarak görüyoruz. Bu konuda 3 ayaktan oluşan bir programı hayata geçiriyoruz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail'le ticaretin sürdüğü iddialarına cevap verdi. Bakan Bolat açıklamasında, hükümet olarak kamu kurumları, devlet şirketleri asla İsrail firmalarıyla ticaret yapmıyor dedi. Türkiye'de yaşlı nüfusu artıyor. 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus son 5 yılda %21,4 artarak geçtiğimiz yıl 8 milyon 722 bin kişiye ulaştı. TÜİK verilerine göre yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı da %10,2'ye çıktı. Özetleri aktardık, şimdi ayrıntılarla devam edelim. Fransa'daki olaylara bakalım. Fransa'da PKK yandaşları havalimanını birbirine kattı. Terör örgütü destekçisi bir kişinin Türkiye'ye sınır dışı edilmesini protesto eden PKK yandaşları havalimanı personeline saldırdı. Fransa'dan sınır dışı edilme kararı olan PKK'lı Firas Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karşı çıkan terör örgütü yandaşları Charles de Gaulle Havalimanı'na gitti. Yaklaşık 20 kişilik grup Korkmaz'ı götüren ulusal geri gönderme birimi ekibine ve havalimanı personeline saldırdı. Fransız askerlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda havalimanında çalışan 3 kişi yaralanırken gözaltı yapılmadı. Korkmaz'ın Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam edelim. Yerel seçime sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmalarını Diyarbakır ve Batman'da sürdürdü. CHP ve DEM'in kirli bir ittifak yaptığını vurgulayan Erdoğan, tek sermayesi sizlerin oyları olan DEM, Kürt kardeşlerimin iradesini işporta pazarına çıkarmıştır diye konuştu. İBB'deki para sayma görüntülerini de eleştirdi Cumhurbaşkanı. Kent uzlaşısı adı altında kirli bir ittifak kurdular. Ama her iki partideki bir avuç siyaset baronu ne olup bittiğini bilmiyor. CHP ve DEM Parti arasındaki ittifakı bu sözlerle topa tuttu. DEM Kürtlerin iradesini işporta pazarına çıkarmıştır dedi. Tek sermayesi
sizlerin oyları olan DEM, benim Kürt kardeşlerimin iradesini İşporta pazarına çıkarmıştır. Dikkat ederseniz bu pazarlıkta siyasi kazanım hesabı yok. Eser ve hizmet derdi zaten yok. Yerel seçim kapsamında mitinglerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da kendisi için alana akın eden 70 bin kişiye hitap etti. İBB'deki para sayma görüntülerine değindi Erdoğan. Bavul bavul dolarlar, bavul bavul avrolar. Bu paralar nereden geliyor, nereye gidiyor? Meclis üyelikleri neyle satın alınıyor? Hangi şirketler bunları paylaşıyor? Bir yerde ilkeli bir ittifaktan söz edilebilir mi? Ana muhalefeti faşizm yapmakla eleştiren Cumhurbaşkanı, CHP'yi Kürtlere umut diye pazarlayanlara da tepki gösterdi. Bizim yaptığımız reformları beğenmeyip ortalığı ayağa kaldıranlar, CHP'li yöneticilerin buram buram faşizm kokan, ayrımcılık ve ırkçılık kokan açıklamaları karşısında süt dökmüş kedi misali seslerini çıkarmıyorlar. Terörle mücadele mesajları da veren Erdoğan, kapımız terör örgütünün güdümünde siyasetçilik oynayanlara kapalıdır diye konuştu. Elbette herkesle her şeyi konuşmaya varız. Ancak kapımız teröristlere de, terör örgütünün güdümünde siyasetçilik oynayanlara da kapalıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çukur eylemlerini de hatırlattı. Onlar sizin iradenizle seçtiğiniz belediye başkanlarını dağdan getirdikleri teröristlere mahzenlerde tokatlatılırken biz altyapısı ve üst yapısıyla Diyarbakır'ı bölgesinin yıldızı haline getirmek için uğraşmadık mı? Onlar Çukur eylemleriyle bu şehrin sembolü olan Sur'u mahvederken biz kimsenin burnunu kanatmadan meseleyi bitirmenin ve ardından da bölgeyi yeni baştan inşa etmenin mücadelesini vermedik mi? Erdoğan'ın bir sonraki durağı Batman oldu. Katil İsrail'in Filistin'deki katliamına sert sözlerle tepki gösterdi Cumhurbaşkanı. Neredeyse 6 aydır aralıksız süren katliamın ardından önceki gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil ateşkes kararı aldı. Batı'nın şımarık ve hukuk tanımaz çocuğu olan İsrail'in alınan karara uyması için bu ülke üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Evet, gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Her perşembe olduğu gibi İstanbul stüdyomuzda konuklarımız Profesör Doktor Yusuf Dinç ve Cüneyt Paksoy. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, selamlıyorum. Günaydın. Evet, seçime son işlem günü açısından baktığımız iki gün bugünle birlikte. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nı çok fazla konuşamadık sizinle tabii. O gün çünkü karar geldi. Biraz evet, onu konuşalım. Yani Merkez Bankası, çünkü sizin zaten bir faiz artırım beklentiniz vardı Yusuf Hocam. Ama evet, biraz daha son çeyrek gibi bir beklentiniz vardı, faiz artırım beklentiniz vardı. Doğru. Onu yine koruyorum. Evet, koruyor musun? Yine koruyorum. Mı? Tabii onu koruyor. Yani orada ben bir akıllılık yapabileceğimizi düşünüyorum. Tabii akıllılık derken. Ama Merkez Bankası o tarihe kadar kalmaz ki hocam. Yani o tarihe kadar eğer enflasyon görünümünde zaten bir bozulma varsa zaten erkenden adım atıyor. Bu ama o adım enflasyon görünümündeki bir bozulmayla açıklamıyorum. Orada kuru yönetmeyle ilgili bir adım gelebilir. Yani biz tam FED faiz indirirken orası nereyse, yani ben son çeyrek diyor olmam. FED'in faiz arttırımıyla indirimiyle alakalı. Tam FED faiz indirirken TCMB, eğer ortodoksiye inanıyorsak, yani bunun çözüm olduğunu düşünüyorsak, faiz arttırırsa farklı bir etki oluşturabilir gibi de geliyor. Yani öyle büyük bir artışlara kastetmiyorum ama FED faiz indirirken bizim tersine gitmemiz belki daha önce 2008'de, çünkü küresel merkez bankaları faizi indirirken gelişen ülke merkez bankaları faizi çıkararak oralardaki likiditeyi kendilerine doğru yönlendirmişlerdi falan. Böyle bir etki yeniden oluşturulabilir gibi bir düşüncem var. Tabii bu düşüncemin gerekçesi de sene sonu 36'lık enflasyon beklentisi.
Yani o enflasyona ulaşacaksak bizim biraz daha değerli TL yolunda biraz daha fazla adım atmamız gerekiyor gibi duruyor. Yani döviz girişlerini falan da, muhtemel döviz girişlerini de göz önüne alarak bunu söylüyorum. Onların üzerine bir de orada uyanık bir ortodoksi hamlesi yapmak gerekir gibi geliyor bana. Yani bu seviyeler özetle aslında Merkez Bankası, evet, hem enflasyon görünümündeki bir miktar bozulma, yani Ocak'ta evet beklenen bir yükseliş vardı ama Şubat'ın da buna eklenmiş olması ve beklentilerin oldukça üzerine gelmiş olması aylık bazdaki enflasyonun enflasyon görünümüne dair o bozulmaya işaret etti. Birinci nedeni bu. İkinci nedeni tabii kur tarafındaki, yani seçim öncesinde oluşturulan algı ve kur tarafındaki bu hareketlilik. Merkez Bankası bu hareketliliğe bir anlamda aslında geçtiğimiz haftaki kararıyla bir dur mesajı verdi. Ama yani %50'lik bir politika faizimiz var bizim. Biz enflasyondaki beklentileri çıpalayabiliyor muyuz? Ya da %50'lik faiz neden hala enflasyon beklentilerini çıpalamakta geri kalıyor, eksik kalıyor? Şimdi güzel bir soru gerçekten. Asıl üzerinde belki düşünülmesi gereken nokta da burası. Yani enflasyonun neden bu kadar katılaştığını ve sorun olarak masada kaldığını iyi bir denemek gerekiyor. Ama onun öncesinde şunu belirtmek isterim. Geçen hafta ben bir şey beklemediğimi, gelirse sürpriz olmayacağını benim için ama ben likidite sterilizasyonun çok daha önemli olacağını belirtmiştim. Ve uzun bir analiz yapmıştık burada beraberce. Evet. Yani bir ay, bir buçuk ay Merkez Bankası zaten likidite sterilizasyonunu sıkı para politikasının kitabı olarak tam uygulasaydı belki birçok şeyin de önüne geçmiş olunurdu. Ama tabii o dönemdeki işte başkan değişimleri, seçime doğru olan gidiş, kredi kompozisyon döngüsünün bir miktar bankaların elini rahatlatarak döndürülme çabası da vardı. Ama açıkçası ben geçen haftaki Merkez Bankası kararını, 500 bas puanlık kararı, ki yabancı kurumlarında 1,5 aylık perspektifte neyi ne kadar değiştirdiğini söylemiştik raporlarında. Çok radikal, çok piyasanın önüne geçen, piyasayı kontrol eden bir karar olarak okuyorum. Zaten gelen yorumlarda, örneğin Deutsche Bank hemen karar öncesi TL tarafta hemen 500 bas puan beklediğini ifade eden, hatta sene sonu enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü revize gösteren, bu sene Merkez Bankası faiz arttıramaz, indiremez özür dilerim diyen Deutsche Bank'ın hemen karardan sonra gelen yeni raporunda TL'ye olan güvenin bu şekilde artacağını, bu önemli bir karar olduğunu ve ek bir faiz artışı, ki aynı şeyi Goldman'da dedi, yani bu artış devamlı bir artış sürecinin gidildiği anlamına gelmez, bu bir ara karardır. Evet. Diyerek yorumladı. Yani yabancı bakışında zaten itidalli bir bakış vardı. Biz kendi bakışımızda sizin dediğiniz gibi dezenformasyon sürecinde içine kattığımızda farklı beklentilerin içine giren bir piyasa yapısı gözlemliyorduk. Buna bir cevap gerekiyordu. Çünkü bu sefer yavaş yavaş yabancı bakışı da normalden çıkmaya başlayacaktı itidalli duruşta. Ve Merkez Bankası tam zamanda, tam yerinde bu kararı verdi. Ama ben biraz Yusuf Hocam'dan ayrışıyorum. Çünkü bugün mevduat faizlerinin geldiği nokta 50 minimum. 50 üzerinden hocam kabaca gidersek, ki 52, 53, 55'lere kadar rakamlar var. Bireysel kredilerde %130'ları geçti. Yani bileşik faize bunu indirgediğimizde yıl sonunda kaba bir hesapla 65-70 bandında bir getiri elde etmek demek. Hedeflenen enflasyon üzerinde bir hedeflenen faiz getirisi anlamına geliyor dönüşümlü olarak. Ama şu önemli, Merkez Bankası bu kararı alırken şu temel varsayıma kendini çıpaladı. Enflasyon görünümünde veya beklentisinde veya verilerin kendisinde bir bozulma olursa ben gereğini yaparım demişti. Gereğini yapabildiğini gösterdi. Bunun karşılığında da hem Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, aynı zamanda dün önemli bence Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kez daha söylemsel olarak ben hem Mehmet Şimşek ama aynı zamanda ekibine, mevcut yönetime
enflasyonu düşürme noktasında ve ekonomik politikaları düzenleme noktasında güveniyorum demesi de zaten hemen seçim öncesi önemli bir destektir. Bunun seçim öncesi çok az bir zaman kala yapılıyor olması önemlidir. Bu tarafı kazanımlar. Ama dediğiniz konu şimdi enflasyon düşmüyor algısının düzeltilmesi işte o bir miktar zaman alacak. Yani şu testi görmek istiyor piyasa. Çok net. Yıllık bazdaki düşüşü. Hem onu ama seçimden sonraki bir, bir buçuk aylık perspektifte dövizde bir yükselişin olmadığı, ekstrem bir yükselin, ekstrem bir devalüasyonun, bir değer kaybının olmadığı görülürse, daha ilk günden başlayarak konuşuyorum kademe kademe, piyasa o zaman işte enflasyonu geçişkenliğiyle yukarı yönlü arttırabilecek bir döviz beklentisi, kur beklentisinden uzaklaşırsa algının ilk kırılımı orada olacak bence. Bu bir. İkincisi... İkna olacaklar o zaman. Yani ilk ikna orada olacak. Çünkü şu an speküle edilen ne? Kurdaki yükseliş. Evet. Bu faize rağmen hala kurda yükseliş bekleyen, hatta bu kararı cesur olarak nitelendiren yorumlara verilen bazı cevaplar da var içeride. Şimdi dışarıdan böyle bir cevap gelmiyor. Hani bir kez daha söyleyeyim, saygı duyuyorum. Analiz etmek, sorunlarımızı ortaya rasyonel olarak koyup bunun üzerinde tartışmak hepimizin görevi, ayrı bir şey. Ama devamlı belli fiyat seviyelerinden veya belli faiz adlerinden bahsederek Türkiye'nin dinamiklerini tamamını yok sayarak enflasyonun düşmeyeceğini, kurun daha yukarıda oluşacağını, faizde daha yukarıda oluşacağını varsaymak bugünden bir senelik perspektifte böyle bir analiz ortaya koymak normal şartlarda mümkün olmamalı. Biz bunun neden olmayacağını da geçen hafta global örneklerle verdik. İşte Japonya Merkez Bankası faiz arttırıyor ama dolar yan paritesindeki hareketleri görüyoruz. Yuan'a olan hareketlerini konuşmuştuk, etkisini görüyoruz. Yani dünya eski dünya değil. Birçok şeyi bir arada fiyatlamak zorunda kalan bir dünya var. O kadar konuşmak zorunda olduğum şey var ki işte ben o algının ilk orada kırılmaya başlayacağını düşünüyorum. Hani kur yükselmiyorsa enflasyonda normalleşme hızlanır beklentisi. Bunun tabii verilere yansıdığını bir görmek. Baz etkisi orada destekleyici olacaktır. Psikolojik algıyı geçişi yani şunu görecek. Baz etkili enflasyon düşmeye başladığı an tepeyi gördükten sonra ben bu fiyat endeksi noktasında mevcut zam politikamı gözden geçirmek zorundayım noktasına getirir diye düşünüyorum hocam. Sen ne dersin? Yani üretici real tarafı, reel sektörü. Oradaki çünkü düzenlemelerde Sayın Ticaret Bakanımızın belirttiği, artı Sayın Mehmet Şimşek'in belirttiği, ben aslında onu bekliyorum. Yapısal reforma da bir başlarsak, yani Türkiye orada da kendini ispat ederse, özellikle bakın ısrarla bir kez daha altını çizelim. Tabii burada bize petrol fiyatlarının yardım etmesi çok önemli. Orada biraz sıkıntı var. Orayı da konuşmak lazım. Çünkü petrol beklentilerinde biraz değişim oluşmaya başladı. Teknik de aynı şeyi onaylıyor. Onu da ayrı bir pasaj açmak ama lazım. Ama gene de sıkıntı biraz var. Biraz zaman uzayabilir. Ama bu şu demek değil. Yani mevcut hedeflerin sapması anlamına gelmeyecektir. Ama biraz dünyayı sadece bizi değil, globali zorlayacak bir takım fiyat hareketlerine sebebiyet verebilir. Ama onun dışında bizim fiyat endeksini, fiyat algısını normalleştirmemiz için yapısal reform noktasına gelmemiz ve tüm dünyanın en üstünde fiyatla karşı karşıya hissedilir olarak karşı karşıya bulunduğumuz gıda tarafındaki fiyat mekanizmasını çözecek radikal önlemleri, yapısal önlemleri almamız bize çok yardımcı olacaktır. Evet. Bunlar olmadan o beklentiyi kıramıyorsunuz. Evet. Şimdi yani o dezenflasyonu dinlemeyecek hale vatandaşımızı getirmemiz bizim için en kıymetli yani, olay o. Beklentilerin kırılması için bir kere kur tarafında, özellikle de seçim sonrasında kur tarafında yukarı yönlü bir çok ciddi bir hareket görülmemesi lazım. Yatırımcının ikna olması için ve beklentilerin kırılması için diyorsunuz. Yani şimdi hep yılın ikinci yarısı deniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yılın ikinci yarısına dikkat çekiyor enflasyon düşüşü için. Halkta da ister istemez yani bu kadar faiz artı, işte bu kadar sıkı para politikası var. Niye biz hala enflasyonun düştüğünü göremiyoruz?
sorusu da soruluyor halkta nihayetinde. Bunu şöyle özetleyebilir miyiz? Yani enflasyon, yüksek enflasyon süresi ne kadar uzarsa, evet, enflasyonu düşürmek için atılan ortodoks politikaların etkisini görmenin süresi de o kadar uzar diyebilir miyiz? Yani çünkü enflasyon ne kadar yüksek kalır, yüksek enflasyonun kaldığı süre o İnmesini, enflasyonun kalıcılığını artırıyor. Simetri mi ortaya çıkarıyor diyorsunuz? Simetri, yani simetriden de daha uzun bir hareket görüyoruz aslında. Yani çünkü onu şey oluyor. Bir yani, korelasyon olarak bakıyoruz. Evet, çünkü enflasyonun ne kadar yüksek kalırsa davranışların bozulması da o kadar artıyor ve bu yüksek enflasyonun alışkanlığı. O davranışları normalleştirmek. Evet, normalleşiyor. Yüksek enflasyon normalleşiyor. Yani kısa bir süre kalsın. Mesela 6 ay sadece kalmış olsaydı, bir geçiş süreci olsaydı. Yani biz finansal piyasaları değil, reel sektörü ve vatandaşımızı ikna etmemiz gerekiyor, evet, aslında. Evet, onu söylemeye çalışıyorum. Yani bu süre ne kadar sizin uzarsa ortodoks politikaların etkisinin görüldüğü süre de bence bir o kadar daha uzuyor. Yılın ikinci yarısı itibariyle evet düşüş başlayacak ama sene sonunda da çok düşük rakamlara ulaşamayacağız büyük ihtimalle. %36 deniyor ama muhtemelen yukarı yönlü bir revizyon enflasyon raporunda gelecek. Biz belki tam etkileri 2025'te göreceğiz. Evet, 2025'ten de ileriye sarktı. Ya bu soru önemli. Yani bu sorudan tez olur. Bir bakmamız lazım. Eğer enflasyonu uzun deneyimlemek ortodoks politikaların etkisini geciktiriyor mu sorusunun cevabını bulmak, eğer istatistiki olarak bulabilirsek bayağı politika yapıcılara da bayağı öngörü sağlar. Yani bu soru önemli. Bunu bir not alalım. Ama davranışsal olarak bir şeyleri açıkladınız. Ben bunları doğru bulduğumu ifade etmek isterim. Belki enflasyon uzadıkça insanlar enflasyon kanıksanıyor. Belki onunla yaşamakta daha elverişli bir hale geliyor. Bütün refleksleri ona uygun şekilleniyor vesaire. O refleksleri de terk etmesi kolay olmuyor olabilir. Hatta hatırlayın, bizim işte yokluktan mı enflasyondan mı tartışılır ama Anadolu'da belli dayanıklı gıda diyebileceğimiz bazı mutfak girdilerini yıllık satın alırlar. Yani bir kısmen onu açıklarken işte ya şeker bulur muyuz sonra, bulamaz mıyız, çay bulur muyuz bulamaz mıyız, kar yağar köyden çıkabilir miyiz gibi açıklayan da var ama işte biz hasat yaptığımızda önümüzdeki dönemin fiyat hareketlerinden korunmak için köylümüz, çiftçimiz işte şekerimiz, çayımızı alır, evimize koruz, pirincimizi alır, evimize koruz derlerdi. Yani demek ki hala bu alışkanlığı hala sürdüren vardır. O eski enflasyonist dönemlerin bir sonucu hala vardır. Çoğumuz artık yapmıyoruz. Tabii market de her yerde market artık. Eskiden market de yok. Başka parametreler de çalışıyor ama o alışkanlıkları, enflasyon döneminin alışkanlıklarını terk etmek kolay değil. Enflasyon bir sosyoloji de ortaya çıkarır. Yani bir insan tipi de ortaya çıkarır. Enflasyondaki Yusuf başka birisi, deflasyondaki Yusuf başka birisi. Yani ben hayatımın 40 senesini Japonya'da geçirmiş olsaydım başka biri olurdum. O başka kültür, zaten başka toplum, o açıdan değil. Orada deflasyon şartları hakim olduğu için başka biri olurdum. Burada enflasyon şartları var, daha başka biriyim. Bunlar çok önemli tartışmalar. Hatta dediğiniz üzere bence bir incelenmesi, istatistiki olarak çalışılması gerekir. Şimdi parametreleri, işte beklentileri ne kıracak? Enflasyonda baz etkisinin böyle bir fonksiyon yüklenmesi beklenir ki geçen sene yaptı bunu. Aslında baz etkisi geçen sene devreye girdiğinde bir miktar beklentiler iyileşmişti gerçekten. Fakat bu sefer o politika seti başka bir politika setiydi. Onun başarı kriterleri başkaydı. Şimdi bu politika setinin, onun başarı kriterleri neydi derseniz, saymak kolay değil. Kendi içinde ihracat tarafı rekorlar kırıyordu ama ithalat da rekor kırıyordu. Bu tip başarısını tam ispatlayamayacağımız, ölçemeyeceğimiz bir deneyim aslında. Bunun başarı kriteri belli, döviz girişi. Yani bu döviz girişini görünce
beklentilerin o çırpalandığı yerden aşağı doğru geleceğini görürüz. Aslında bunun bir zemini oluştu. Şimdi şu işte enflasyon uzadıkça ortodoks politikaların etkisinin gecikmesi konusuna bir ilave yapayım, öyle devam edeyim. Eğer ortodoks politikayı biz şok biçiminde uygulasak başka bir şey olurdu. Yani daha sert uygulasaydık. Evet, yani bir o zaman da büyüme ve İslam tabii tarafına. Evet. Şöyle bir kere de 35'e gitseydik farklı olurdu. Bir de kaça gideceğimizi bilseydik farklı bu olurdu. Bu işin kolay tarafı değil mi? Yani ekonomiyi durdurduğunuz zaman enflasyonu düşürürsünüz. Kolay. Ya bu çok kolay bir denklem aslında baktığınızda. Şimdi ama ekonomi yönetimi bunu tercih etmedi tabii. Yani ekonomiyi durdurmak istemedi. Onun etkisini işsizlik verilerinde gördük. Onun örneğin sosyal hatta genç nüfus daha önemli ağır olur. Neyi tercih etti? Ben dedi bu bir patika oluşturayım. Bu patikaya da İşte döviz girişi katkı sağlasın dedi. Hakikaten merkezin döviz pozisyonundaki gelişme, rezerv gelişimi falan da bu tezin doğru olduğunu, çalışabildiğini göstermişti. Hı hı. Ama son bir ayda bir şey oldu değil mi? Son bir ayda hocam oldu. Hocam işte o mevduat faizlerinin 40'lara hatta altına düşmesi işin şu anki uygulanan politikayla paralel olmayan kısmıydı. Tabii o biz hep anlatmaya gayret ettik. Sterilizasyon kısmı yani hatta söylemeye çalıştık. Yani tabii likidite penceresinden sürekli bankalara kaynak aktarılması, finansman yani, ucuza TL aktarılması enflasyon üzerinde meseleydi. Altında bir mevduat faizi süreci o sürecin başlangıcı oldu ama süreci arttıran tabii ki eğilim yani yurt içi yerleşiklerin eğilimi ve bunu da kaldıraçlı bir şekilde katalizör eden de o dezenformasyon süreci oldu. Tabii iktisadi olarak çok speküle edildi çünkü. Yani sadece kur hedefi verilerek değil sevgili hocam. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemi onun için önemli. Evet. Yani Sayın Mehmet Şimşek'in görev tanımı üzerinden bile defalarca yapılan spekülasyon bir kez daha yapıldı. Yani hatta şu dezenformasyon tarafında bir açıklama geldi. Sayın Mehmet Şimşek 1,5 sene zorlu bir dönem geçireceğiz ifadesi Mehmet Şimşek tarafından kullanılmamıştır şeklinde. Yani o kadar asimetrik bir haber akışı süreci var ki maalesef. Ha bu belli bir amaca yönelik midir değil midir? Tabii o bizim işimiz değil. Evet. Yani ama rasyonel olarak konuşmaksa hepimiz bu masada gelir. Karşı tezi de bu tezi de hep beraber oturup masaya yatırıp bir sonuca ulaşabiliriz. Ama amaç o mu? Tabii. Amaç tartışmak mı? Amaç doğruya ulaşmak mı? Orada bazı noktalarda maalesef. Evet. Kendi adıma da söylüyorum bunu. Yani ülke hepimizin sorunlarımızı gelin konuşalım. Çözmek için yolları arayalım. Daha iyi bir yol varsa onu da dinleyelim hep beraber. Kendi adıma da bunu rasyonel bir şekilde işte söylüyorum. 1,5 ay likidite süreci daha doğru yönetilseydi, 45'in hakkı verilseydi 50'ye gerek kalmayacaktı zaten. Şimdi sen iktisadi olarak açıklıyorsun ama. Şöyle, şimdi dedin ki faiz kararı senin için de piyasa için de sürpriz olduğunu söyledin değil mi? Sürpriz olmaz demiştim ben. Olur 500 demedim. Artış. Evet. Hayır, artış beklemiyorum ama artış gelirse olması sürpriz. Da sürpriz olmaz dedi. Ha, ben... Güzel. Ben de artış beklediğimi ifade etmiştim geçen yayında. Şöyle, ya sürpriz bulan da oldu piyasada. Niye? Çünkü iktisadi olarak mı açıklayacağız bu faiz artışını? Yoksa piyasa siyasetinin bir sonucu olarak mı buraya geldik? Son hocam ben şunu sormak istiyorum. 8 Mart'ta bize yatırım yapılabilir noktasına doğru ilerleyen patikayı başlatan. Yani ilk kredi notunu yukarı yönlü revize eden Fitch bunları görmüyor mu? Görüyor. Fitch bunları değerlendirmiyor mu? Biz değerlendirme raporlarında tam tersi Merkez Bankası bir senelik perspektifte rezervlerini tersine çevirecek ve pozitif tarafa, nötr tarafa en azından getirecek demedi mi? Şimdi Fitch bunu söylerken daha önce Fitch'in ne söylediğini, neler ya söylediğini biliyoruz. Ya bu döviz girişi demek neler demek neler demek. Yani şimdi bunun altında birçok şey çıkıyor. Yok ben Fitch'te falan aramıyorum. Ben şimdi dur. Kendi, hayır, o pozitif kendi olarak bakışı anlatıyorum. Pozitif. Ben işte tam orada o pozitiflikler üzerine yani senin... O günde ne değişebilir Fitch'ten sonra? Yani cebimizde bir not artışı var. Ne hatta S&P'den bir potansiyel bir beklentimiz de oluştu. Çok şey değişti. Bakıyorsun
Yani Vakıfbank üzerinde söylemek durumundayım. Hı hı. Son 15 günde iki kere evet. piyasaya girip borçlanmak kolay iş değildir. Hı hı. İki kere farklı tabii disiplinlerde ama dinamiklerde iki kere toplamda 1 milyar dolara yakın bir borçlanma gerçekleştirebiliyorsunuz. Vakıfbank olarak. Hı hı. Yani bu önemli bir yani borçlanabiliyor Türkiye. Kendi euro borçlanmasına 5 katı talep gelmiş. Bakan Şimşek onun altını çizdi zaten yani. Türkiye'de hem bankaların hem de reel sektörün borçlanma kabiliyeti arttı ve daha evet. ucuza. Yurt dışında çıktığınızda yabancı yatırımcı gelmiyor. Tahvile borsaya gelmiyor denebilir. Bekliyor denebilir. Hı. Ama biz talep ettiğimiz zaman bize para veriliyor, geliyor. Yani daha yeni Exim Bank'a destek kredisi noktasına. Neden gelmiyorun yanıtı da biraz kendilerini oluşturdu. Yerel seçime bu kadar genel seçim belirsizliğinin yüklenmiş olması. Ya da kendi etki ajanlarının. Evet. Şimdi iktisadi tarafını açıkladın aslında. Bir de tabii o seçimi hocam şunu da görüyorum. Hani İstanbul, Ankara, büyük metropoller o bu değil. Biraz da partinin oyları üzerinden speküle edildiğini ya, de görüyoruz yorumlar olarak. Ben siyasete girmeyi seven biri değilim. Ya seçimden önce son yayınımız olduğu için konuşabiliriz. Fazla yani. Atfediliyor, seçim, önem yani atfediliyor. Bu kadar ekonomiyle ilgili algıların oluşturulması, işte Bakan Şimşek'in göreviyle ilgili iddiaların ortaya atılması, Cumhurbaşkanı Erdoğan neredeyse her konuşmasında ekonomi yönetimine olan güvenini söylemek durumunda kalıyor. Evet. Neden? Ya da dezenformasyonla mücadele merkezi neden bu kadar yoğun bir mesai harcıyor? Bir de seçimden sonra sanki bir daha seçim kısa vadede olacakmış gibi bir algı da kurslardı. O işte yani şöyle çünkü bakın ekonomiye ne zaman konsantre olacağız o zaman? Ama mesele orada zaten. Ekonomi üzerinde sürekli bir belirsizlik oluşturduğunuz zaman zaten o ekonominin toparlanması ya da yabancı fon girişinin gelmesi sürekli ertelenir. Yani o belirsizliği diri tutmaya çalışıyor birileri sürekli. Çünkü yani yabancı yatırımcı bile içerideki bizim yerli yatırımcılar kadar bu yerel seçime bir belirsizlik atfetmedi. Bir de şu var, Merkez evet. Bankası şunu hak ediyor mevcut ekonomi yönetimi de. Ne dediler? Bu enflasyonun ters baz etkisi sebebiyle Nisan-Mayıs'a kadar yükselişte olacağını, bir tepe orada yapacağını, sonra yılın Mayıs ayından sonra, Haziran'dan sonra da ağırlıklı artarak baz etkisiyle aşağı yönlü gideceğini daha 6 ay önce söylemedi mi Sayın Hocam? Hı hı. Merkez Bankası enflasyon sunumunda bunu 2 kere tekrar etmedi mi? Hı hı. Yapılan adımların karşılığında görmedik mi CDS tarafında, borçlanma tarafında vesaire? O zaman Merkez Bankası an itibariyle bir kredibiliteyi hak etmiyor mu? Bir zaman tanınmasını hak etmiyor mu? Hı hı. Yani daha bugünden o kredi alanını vermeden, o yabancı veriyorken, bakın raporlarında, algısında, hatta nota yansımışken, evet. bizim kendi içimizde bu zaman kredisini vermememizi ben anlamıyorum. Verildi yok. Verildi. Bizden verilmiyor hocam. Verildi. Hem şöyle Şubat'ta faize dokunmadan geçti. Normalde... Haziran'dan bu yana sürekli faiz politikasını artış yönünde güncellemek durumunda olan Merkez Bankası Şubat'ta artış yapmamıştı. Ama tam artış yapmamasının üzerine ilginç şeyler oldu. Şimdi iktisadi olarak işte bu faiz artışının neden olmuş olabileceğini o sterilizasyon üzerinden daha önce de açıklamıştınız. Şimdi de güzel açıkladınız. Yani piyasadan TL'yi çekmek için böyle bir adım atıyor iktisadi olarak. Ama bunun bir de siyasi tarafı var. Yani piyasa siyaseti yapıyor. Bu şiddetine de hangi oranda faiz arttıracağın şiddetine de o belirliyor. Bunun gerekçesine kendi kalesine attığı goller. Ekonomi yönetiminin kendi kalesine attığı goller ki onun üzerine zaten iletişim stratejisi değiştirildi. Önce TBM Türkiye Bankalar Birliği'nden bir açıklama. İşte sene sonu kur beklentisiyle ilgili bir tahmin benzeri bir açıklama. Üzerine de link kopmuş ifadesi. Yani bunlar bütün parametreler ayarlanmışken birdenbire ekonominin dengesini bozdu bu iki açıklama. Tabii bazı resmi manipülatörlerin kur üzerine yağ sürdü. Seçim kısmını da Sayın Şimşek'in bir açıklaması ona eklendi. Yani artık o iletişimi ele almak durumunda kalınca seçimden sonrasına bir referans da verdi. O referansı da artık bütün piyasayı herkese
seçimden sonra örgütledi ama bu şöyle bir ortamda meydana çıkardı. Seçime kadar hadi manipüle edelim edebildiğimiz kadar. Yani seçimden sonra duracaklarını da ben düşünmüyorum. Hocam bir de şu var. Orta vadeli programı sunduğu kendi kalesine gollerden rasyonel patikayı yani yıl sonu ortalama kur ve yıl sonu kurun ortaya konduğu patikayı çok kısa sürede görülecek şekilde manipüle ederseniz evet. Yani siz zamanı yıl sonundan yılın ilk 6 ayına çekerseniz vatandaşın algısı da kafası da karışır. Başkaca yanlışlar da var ama şunu söyleyeyim yani Şubat'ta faize dokunmadı. Formasyon sürecine alan verilmemeliydi. Verilmemeliydi. Bak yani. Şubat'ta dokunmadı. İşte Mart'ta da dokunmayabilirdi. Ben de orada biraz tereddütteyim. Yani alan verilmemeliydi dezenformasyona. Yani o alan nasıl verildi? Hayır, zemin yapılmamalıydı. Yani olmasa bile bu dezenformasyon bence bakın, yine de devreye girecek. Yani mesela bakan nereye bakıyorlar ben size söyleyeyim. Dezenformasyonun önünü kez nasıl kesilecek? Rezerv üzerinden konuşuyorsanız Merkez Bankası rezerv üzerinden konuşuyorsanız kendinize bir argüman bulursunuz. Neden? Çünkü daha önce rezervlerini yukarı yönü getiren Merkez Bankası'nın 1-1,5 ayda 20-21 milyar doları kullanmış olmasına karşı bir argüman geliştirebilirsiniz. İşte o argümanı oluşturmayacak konjonktür neydi? Mevduat faizlerinin kitabi olarak TL'yi özendirecek şekilde masada kalmasıydı. Evet, şimdi... evet. Ha, tamamı da tabii bu arada döviz talebine de gitmedi. O da ayrı bir konu. Mesela dün altınla ilgili önemli bir karar aldı. İthalat bakanlık. İzni verdiğini bakanlık. Belirli noktalarda kullanılmak üzere. Hı-hı. Çünkü çarşıda bir sıkıntı vardı. Evet, aradaki makas açıldı. Altın ihtiyacı vardı. Hı-hı. Bir talep aşırısından arzda bir sıkıntı oluşmuştu. Evet. O arzı hafif rahatlatmak için gereken yapıldı ve bir evet. Ziraat Bankası üzerinden. Daha önce niye bu ithalat etkisi işte getirmiştik? Bir konuğumuz var. Çünkü şöyle bankalardan otomatik faturalara da bir ödeme alınıyor. Evet, o da bize sürpriz geldi. Evet. Az önce öğrendik. Evet. Bunu... Kredi kartlarındaki o şeylerde aidat ücretleri de artmışken evet. Bir de şimdi bu mu geliyor? Evet, ben de merak ediyorum. Bunu konuşacağız. Tüketici Konfederasyonu Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez yayınımızda. Hüseyin Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Merhaba. Çok güzel izliyorduk. Teşekkürler. Peki, sağ olun. Otomatik fatura ödemeye nasıl bir faiz uygulanıyor? Daha önceki uygulama neydi? Şimdiki uygulama nedir? Ve tüketicilerin hakları nedir bu noktada? Şimdi daha önce anımsarsanız bize ses geri geliyor bana. Tamam. Reji hemen düzeltiyor hocam. Reji hemen düzeltiyor. Buyurun siz devam edin. Buyurun. Bankalar müşterilerinden hatta kredi kartlarından masraf almamak için otomatik ödeme talimatı vermelerini neredeyse yalvaracak noktadaydılar. Bundan 4-5 ay öncesine kadar. Az önce sizlerin de konuştuğu işte Merkez Bankası'nın bankalar üzerinde uyguladığı karşılıklarla ilgili olarak kaynak maliyetleri ciddi şekilde arttığı ve karlılıkları düştüğü için bankalar bu sefer kendilerine şey buldular. Nereden para alabiliriz'i getirdiler ve daha önce yalvar yakar aldıkları otomatik ödemelerden önce belli bir limite kadar bazı bankalar 500 lira gibi bazı bankalar işte 350 lira gibi bunlardan faize masraf alınacağını söylediler. Daha sonra uyguladıkları ise bunlara nakit çekme faiz uyguladılar. Hmm. Bildiğiniz gibi Temmuz ayından bu yana kredi kartlarında iki aşamalı faiz uygulanıyor. Bir aktif faiz alışverişlerde, diğer de nakit çekimde. Buna dayanak olarak da daha önceden BDDK'nın kredi kartlarından nakit çekilerek döviz, altın ve kripto para alımını yasaklayan bir genelgesinde yer alan diğer kişi ve kuruluşlara yapılan ödemeler cümlesinin arkasına saklandılar. Bu otomatik ödemeler diğer kişi ve kuruluşlara yapılan ödeme değildir. Bunlar bir nevi alışveriştir. Yani çok basit bir örnekle. Eğer doğalgaz faturanızı ödeyecekseniz o faturayı gidip
doğalgaz şirketinin web sitesinden kredi kartıyla ödemenizle bankanın bunu otomatik ödemeye alma, otomatik olarak ödemesi arasında ne hukuken ne teknik olarak fark yoktur. Ancak banka burada bunu nakit kullanma olarak ve diğer kişilere yapılan ödemeler olarak değerlendirip faiz uygulamaya başladı. Bir özel bankamızın BDDK'ya yazdığı bir yazıya verdiği yanıtla bir özelge, yani o yanıtın cevabı hukuki bağlayıcı olmayan bu uygundur denildi ve neredeyse 6 aydır bu uygulama devam ediyor. Peki vatandaşın bu noktadaki hakkı ne? Vatandaşın bu noktadaki hakkı gidip işte bunu ya Bankalar Birliği'ndeki bireysel masaya başvurmak ya da tüketici hakem heyetlerine gitmek. Ancak buradaki paralar, buradaki masraf ve komisyonlar 100 lirayı geçmediği için genellikle vatandaş aman uğraşmaya değmez mantığı ve uzun zamandır finansal tüketicilerinin bir şekilde paraya ulaşamamaları nedeniyle bankayla aralarını bozmamak için bu konuda yeterli müracaat, hatta hiç müracaat yok diyebiliriz tüketici hakem heyetlerine. Yalnız bankaların aldığı bu para gerçekten hukuka aykırıdır. Bunu da Banka ve Kredi Kartları Kanunu 17. maddesine göre herhangi bir alışverişte masraf ve komisyon alınmayacağı, masraf ve komisyon alanlarının sözleşmelerin feshedileceği açıkça ortadadır. Fakat bankalar bunu şu anda dinlememektedir. O zaman tüketiciler yani hakem heyetlerine mi gidecekler? Ya da bankalarla evet, konuşarak mı bunu çözecekler? Nasıl çözecekler? Valla öncelikle konuşmayı denesinler. İşte bankalar bu tip işlerde müşteri yani çünkü bankalar karşısındaki tüketicinin belli konularda bilinçli olduğunu, yani şimdi siz söylediniz ki bunun yasal bir zemini yok. Tüketici bunu bilirse, bunun yasal bir zemini olmadığını ve bunu bankaya söylerse çoğu zaman bankayla bir uzlaşıya gidebiliyorlar aslında. Dolayısıyla önce bunu bu yolu denemeliler, sonrasında da hakem heyetine mi gitmeliler? Evet, hakem heyetine gitmeliler ama hakem heyetlerinde dosyalar o kadar çoğaldı ki gündeme alınan bir dosyanın 2 ay, 2,5 ay, 3 ay bir de bu ödemenin sürekli olarak her ay yeniden yenilendiğini düşünürseniz 2,5-3 ay gündeme alınan bir dosya, gündemdeki dosya, müracaattaki demiyorum, müracaattaki daha uzun bir süreç sonuçlanmıyor. Evet. Yani burada fiili durum hukuki durumu aştı. Evet. Yani bankaların aldığı diğer masraf ve komisyonlar, az önce Cüneyt Bey de söylemişti, işte kredi kartları da alınan şeyler, aidatlar 3 misline geçti. Evet. Buralarda yeni bir düzenleme yapılması gerekir diye düşünüyorum. Hocam bir şey sorabilir miyim? Burada buyurun, eskiden hesap işletim ücreti adı altında bankaların bazı aldığı ücretler vardı biliyorsunuz. Evet. Sonra evet, hala var. Yapılan düzenlemeyle geri çekildi. Bu alıyorlar hala abi. Yani hala var hocam. Cari hesapları. Belki bazı hesaplardan alıyorlardır. İşletmesine bağlı ama toplu bir BDDK'nın da içinde olduğu bir karar, bağlayıcı bir karar alınamaz mı bu noktada Sayın Hocam? Şimdi Cüneyt Bey, o kararlar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın finansal tüketicilerden alacakları masraf ve komisyonlara bağlı olarak alınıyor. Hala uygulamada olan karara göre o ücret alınabiliyor. Ama burada şu var Cüneyt Bey. Genellikle bankalarımız müşteri banka ilişkileri içinde buna bir çözüm buluyor. Fakat çaresiz bir tüketici grubu, yani sizin de şu anda konunuz olan kriz nedeniyle çaresiz bir tüketici vatandaş grubu oluştu. O grup birinci olarak bankayla arasının açılmasını istemediği için, İkinci olarak da zaten bu masraflar 50 lira, 100 lira gibi küçük bir masraflar. Yani bundan bir hukuki destek almaya çalışırsanız mümkün değil, 50 lira için size kimse hukuki destek vermez. Burada kişi başı 50 lira olan bu masraf ve komisyonlar, bir banka için 120 milyon kredi kartı var Türkiye'de. Yani yarısında bu iş olsa, 60 milyon kredi kartından 50 lira olsa ciddi bir kaynak transferi, ciddi bir haksız, hukuksuz servet transferi var.
Dediğim gibi fiili durum, hukuki durumu belli konularda aştı. BDDK ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası uzun zamandır yaptığı gibi bankaların genel rasyolarını, genel işleyişlerini ciddi şekilde denetimini ve denetime bağlı önlemini alıyor. Ama tüketicilere bağlı olarak ne şikayetlerini sonuç verebiliyor ne de bir düzenleme yapılıyor. Ya son günlerin gündemdeki konusu mesela emekli promosyonları. Ciddi hukuki konular çıkacak o konuda da. Çünkü neden? Hiç haksız yere şimdi vatandaş kamu bankaları dışında olan promosyon hakkını kamu bankasına taşımaya kalktığında siz bizden sizin hesabınız blokör ediyor. İcra İflas Kanunu'ndaki emekli maaşının haczedilemeyeceğine bağlı olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nda alınan bir kararla emeklilerin maaşları rızayen olsa bile bloke edilemez. Ya. Yani bloke ediyor. Düşünün onları bu emeklileri 1,5-2 senedir işte o dönem için 36 ay vadeyle aldıkları krediler var. Bu kredilerdeki o zaman da kredi vermeyiz diyorlar emeklilere. Evet. Evet o var. Krediyi kapat git diyor. O 1,5 sene, 2 sene önce alınan kredilerdeki aktif faiz %1.50 civarında. Bugün gelmiş %4.60'lar, 4 kusurlara. Şimdi emekli 3 kuruş para alacak. Onu da aldığı promosyonu da faiz olarak eski bankasına geri ödeyecek. Evet. Ya bu konularda bir genel bir düzenleme yapılmasında yarar var diye düşünüyorum. Ya bunda bankalar tabii çok yüksek bir gelir elde ediyorlar. Yani Hüseyin Bey'in de söylediği gibi. Ya bankalar şöyle gerçekten bu konuda çok maharetliler. Bir yerden gelirleri azalıyorsa, kesiliyorsa yeni bir gelir alanı tabii kendilerine oluşturma konusunda çok iyiler. Yani bu süreci çok iyi yönetiyorlar. Ama yani bankaların böyle bir süreçte buna ihtiyacı var mı? Yani tüketicileri daha da çok zorluyor. Ya o her koşulda ihtiyacı mı var yoksa? O yönetici kendini sempatik göstermek istiyor patrona. Yani finans çok antidemokratiktir. İşte Sayın Ölmez'in ifade ettiği sorunların tamamı finansın antidemokratik yaklaşımı nedeniyle. Böyle medeni bir müşteri gibi işte tartışıp da ya onun maliyeti ne olacak, bunun masrafı nedir falan diye çoklarına bu imkan sunulmuyor. Biraz önce Sayın Ölmez de ifade etti. Yani sizin bankada bir ağırlığınız varsa, siz varsılsanız zaten bu masrafları ödemiyorsunuz. Bunları yoksullar ödüyor. Bunlar evet, bu kadar antidemokratik bir ortam neden kurulmuş ödemiyor? Neden? O varsıllı tasarrufunu tabii getirsin bizde. Tabii tabii. Yok. Diye banka şimdi, mı? O bankaya gidince müdür ona İskender ısmarlayacak. Sen bankaya gidince sıra bekleyecek. Şimdi Ramazan günü. Şimdi bu antidemokratik finansal yaklaşımın yani finansal kapitalizmin bir miktar yumuşatılabilmesi için dünyada başvurulan çok güzel bir yöntem var. Yönetişimi değiştirmek. Sadece bankacılık içinde değil, finansın diğer segmentleri içinde. Kooperatif bankacılığı diye bir olgudan bahsediyorum. Birkaç defa tartıştım hatırlarsan. Hı hı. Yani bu banka benim olsa zaten benden masraf alsın, ne alıyorsa alsın. Onu sermaye olarak alacak. Sonra zaten o benim karım olacak. Vesaire. Yani bu banka benim değil. Şimdi düzenleyici otoriteye de diyorsun ki bak ya kooperatif bankacılığı dünyada hakim, yaygın, krizlerde daha dayanıklı. İnsanlar volatil zamanlarda istikrarın kaybolduğu zamanlarda kooperatif bankalarını daha güvenli görüp varlıklarını oraya götürüyorlar falan diyorsun. Düzenleyici otorite diyor ki ben kooperatif olursa nerede muhatap bulacağım? Ya bulma zaten. Niye muhatap buluyorsun ki? Niye bir patronun şirketi olacak da biz ona çalışacağız? Bir tane yönetici ona yaranmak için türlü türlü. Bak çok hala içimi yaralayan bir hadisedir. Kısacık anlatayım. Bir teyze dedi ki bir bankada, ben de o anda bankadaydım. Kızım dedi askerdeki oğluma dedi 150 lira para göndereceğim dedi. Teyze o 150 lirayı zor teklemiş belli. Bu dediğim böyle 2013'lerde falan belki geçen bir hadise. 20 lira masraf aldılar. Ya askerdeki çocuğuna bırak göndersin ya. Yani Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birisi o bankanın patronu. Bu teyzenin 20 lirasına mı ihtiyacınız var kardeşim? He, o holdingin patronu bunu bilmez ki. Genel müdür orada ne yapıyor? Elemanlar milleti nasıl sövüşlüyor? Bilmez ki. Git tradingden kar net.
Faiz marjına bak. Şimdi hocam orada şöyle bir kural var. Ya bankacılık hizmet gelirleri agresif yani. Sayın hocam bir finansçı olarak yani 30-35 senede finansın içinde olan evet. biri olarak stratejist olmam ayrı. Hocam da bir takip ediyor. Finansal sistem kar maksimizasyonu üzerine kurulmuş. Tamam. Yani ve fayda maksimizasyonu ve, ne olacak? Şöyle de bir varsayımları vardır. Biz mevduat topluyoruz. Çünkü neticede kendi koydukları para ile topladıkları mevduat toplamı. Çok güzel. Bir de aldıkları borç, evet. sendikasyon kredisi vesaire aldıkları evet. borca dair sorumluluklarımız var diyorlar. Evet. Yani biz aldığımız... Biz sürekli sermaye de koyamayız buraya yani diyorlar. Yani neticede o döngüyü öyle bir kurmalıyız ki biz zarar edecek bir mekanizma değiliz. Evet. Ben de bunu tartışıyorum. Faiz artışlarına karşı işte ABD banka sisteminin düştüğü durum vesaire. Şimdi çok geniş bir konu ama hatta şunu da söylüyorlar. Evet. Dünyada uygulamaları. Çünkü neticede vadeli bir alım yapıyorsunuz. Vadeli bir opsiyon kullanıyorsunuz. Kredi kartıyla alışveriş yaptığınız zaman. Nakit ödemiyorsunuz. Bir sonraki ödeme tarihine kadar o zamanı kazanmış oluyorsunuz. Faizsiz olarak. Bunun karşılığında globalde şöyle bir uygulama var. Kredi kartı, aidatı, Türkiye'de problem olan, orada problem değil. Çünkü kredi kartının bir ödeme aracı olduğu, bir evet. finansal kredi yaratma, bugün KMH'lara onu yüklediler şimdi de, yaratma ortamı olmadığını ve orada bu paranın alındığını gelip bize söylüyorlar. İşte hı hı. burada önemli olan Türkiye'nin koşulları, Türkiye'nin dinamikleri, Türk vatandaşının içinde bulunduğu durum. Biz gelişmiş ülke statüsüne ulaşana kadar, evet. finansal sistemimiz o sistem içerisinde işleyene kadar mutlaka bazı esneklikler vermeliyiz banka müşterilerine. Ha, müşterilerine. Tamamına. Yani patronlarına değil. O müşteri, işte orada o uzlaşıyı, biz patronlara daha çok esneklik o uzlaşıyı, Sayın Hocam'ın da belirttiği gibi Merkez Bankası ve BDDK Bankalar Birliği beraber bir bağlayıcı kararla bir dönem için bunu rahatlıkla enforme edebilirler. Buna bir alan oluşturabilirler. Bununla ama onun dışında şikayetler arttığı zaman BDDK... Şimdi kitabi tarafta bankalar haklı olduğu için her ne kadar biz karar alsak da global sistem öyle çalışmadığı için evet. bize bunu dikte ettirebiliyorlar ama bizim kendi koşullarımız içinde bir çare de peki. aramak gerekir. Bilmiyorum hocam ne der. Bak kooperatif olsa bir ek yapayım. Süremizi bitirdik. Bitirmeden Hüseyin Bey var mı ekleyeceğiniz sizin? Devam çünkü ederiz. Araya gitmemiz lazım. Semra Hanım, Cüneyt Bey çok iyi anlattı ama biz kredi kartlarının Türkiye'deki uygulamasını genel ekonomik gelişim, tüketime bağlı ekonomik büyüme anlayışı nedeniyle dünyadan kopardık. Yani bizdeki kredi kartı uygulamaları Türkiye'ye özgü ve sorunları çok ağır olan bir noktaya geldi. Yani hepimiz biliyoruz ki devleti sıcak evet. parayla, milleti de banka parasıyla yaşayan bir millet olduk ve tıkandık kaldık. Son kez de şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz bu uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bankalara havuç ve sopa politikası uyguluyor. Evet. Sopası ayırdıkları karşılık havucu bankalar kendisi yiyor doğaldır ama sopayı dörtle çarpıp genellikle durumu zayıf olan müşterilerinden tahsil etmeye çalışıyor. Gerçekten bu konuda Cüneyt Bey'in dediği gibi bir düzenleme gerekli ama o düzenlemenin içinde mutlaka tüketiciler de olmalı diyor. Peki. Çok teşekkür ederiz Hüseyin Bey yayınımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür çok ediyorum tüketici haklarına verdiğiniz saygı için. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Tüketici Konfederasyonu Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez yayınımıza katılmış oldu. Şimdi kısa bir ara diyelim, aranın ardından devam edeceğiz. Tekrar merhaba, Para Politik'te karşınızdayız. Gündemdeki gelişmeleri aktarmaya ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Konuklarımız Profesör Doktor Yusuf Dinç ve Cüneyt Paksoy ile birlikte ama bir sıcak gelişmeyle başlayalım öncelikle. Zira İstanbul'da bulunan Çağlayan Adliyesi'nde makamında DHKPC'li teröristler tarafından katledilen Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz'ın vefatının üzerinden 9 yıl geçti. Bugün de Çağlayan Adliyesi'nde bir anma töreni gerçekleştirilecek. Şimdi o noktaya dönelim. Karşımızda Yunus Emre Şahbenderoğlu var. Yunus Emre merhaba. Neler aktaracaksın bize o noktadan? Semra Karabaş, günaydın. Tam 9 yıl geçti. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın hayatını kaybedeli vefatının üzerinden tam 9 yıl geçti. Hemen arkamdaki
Adliye'de, Çağlayan Adliyesi'nde DHKPC'li teröristler tarafından katledilmişti aslında odasında ve uzun bir süre rehin alınmıştı aslında o saldırının ardından. Ekipler bulunduğumuz noktada adliyenin dört bir yanında kurtarma operasyonu gerçekleştirmişti ama maalesef ki 31 Mart 2015 günü odasında, makamında iki DHKPC'li terörist tarafından öldürülmüştü. Mehmet Selim Savcı Kiraz. Hemen arkamızda Çağlayan Adliyesi. Şimdi Mustafa Çağlayan Adliyesi'ni gösterecek size. Tabii bugün önemli bir anma töreni daha gerçekleşecek 9. yılın ardından. Yine Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'un da bugün programa katılması bekleniyor. Saatler 11.30'u gösterdiğinde, yaklaşık yarım saat sonra anma töreninin başlayacağını ifade edelim bulunduğumuz noktada. Ve yine 14.30'da da Savcı Kiraz anısına düzenlenen 5. makale yarışması ödül töreni de Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Ve son programda yine 19.30'da hakim ve Cumhuriyet savcılarının katılacağı bir iftar töreniyle son bulacak. Tabii 1969 Siirt doğumluydu Savcı Kiraz. Eğitimini yine hukuk fakültesinde tamamladıktan sonra yine ilk çalışmasını 2010 yılında Osmaniye'den Gazi Osman Paşa'ya, İstanbul'a gelerek başlamıştı. Akabinde ise yine 4 yıl Gazi Osman Paşa'da çalıştıktan sonra 11 Haziran 2014 tarihinde ise yine kararname ile İstanbul Cumhuriyet Savcılığına getirilmişti. Hemen arkamdaki adliyede, Çağlayan Adliyesi'nde yine bu noktada önemli bir davayı, Berkin Elvan davasını yürütüyordu, takip ediyordu. Ve o Berkin Elvan davası kapsamında DHKPC'li teröristler tarafından bu noktada Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından rehin alınmıştı. Bu iki terörist aslında adliyenin farklı kapılarından içeriye girmişti ve Savcı Kiraz'ın odasına kadar çıkmıştı. Ardından rehin almışlardı. Tabii ekipler uzun bir çaba sarf etmişti Savcı Kiraz'ın kurtarılması adına. Ama maalesef 9 yıl önce odasında, makamında katledilmişti Savcı Kiraz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Savcı Kiraz'ın Başakşehir'de bulunan evine gitmiş, o noktada taziyede bulunmuştu. Kur'an-ı Kerim okumuştu. Aslında tüm İstanbul, tüm Türkiye yasını tutmuştu Mehmet Selim Kiraz'ın. Bugün de aradan tam 9 yılın üzerinden bir kez daha anılacak. 9 yılın ardından bir kez daha anılacak. Önümüzdeki saatler içerisinde anma töreni başlayacak. Yine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da bu noktada olması bekleniyor. Bir de açıklama yapılması bekleniyor. Bizler de takipçisi olacağız diyelim. Sözü şimdilik sana bırakalım. Teşekkür ederiz Yunus Emre. Yunus Emre Şahbenderoğlu aktarmış oldu bize Çağlayan Adliyesi'nden son gelişmeleri, son durumu. Biz de gündemi değerlendirmeye devam edelim konuklarımızla. Cüneyt İpaksoy ve Profesör Doktor Yusuf Dinç ile birlikte. Peki seçim sonrasında nasıl bir ekonomik görünüm bekliyorsunuz? Yani seçim sonrası için bu dezenformasyon sürecinin içerisine dahil olan seçim sonrası için bir felaket senaryoları çiziliyordu, yazılıyordu, iddialar ediliyordu, iddialarda bulunuluyordu. Şimdi nasıl bir tablo göreceğiz sizce seçim sonrasında? Ben bir şöyle girizgah yapayım ama bu kooperatif konusunu kapatmak isterim. Bizde bunun yokluğu nedeniyle biz kamu sermayeli finansal kurumlar ihdas ediyoruz. Evet. Hem kamu, işte Ziraat Vakıf gibi, halk gibi, banka tarafında, sigorta tarafında, şu tarafında, bu tarafında. Onlar olmasa zaten düşünün, yani sadece anonim şirketlerin eline kaldığımızı düşünün diyorum. Aynı bu zincir marketler gibi, aynı formattaki, aynı zihniyetteki bankaların eline kaldığımızı bir düşünün diyorum. Yani kamu sermayeli bankaları çıkarın. Nasıl regüle edeceksin orayı? Ancak kendi bankan olursa, toplumun bankası olursa, işte regülatör muhatap bulamazmış eğer kooperatif. Ya bulma, daha iyi zaten. Al senin yani. Peki. Şu peki, kredi kartı faizini de neden regüle ettiğimizi de bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. Yani bir fiyatı regüle etmek pek doğru bir davranış değildir liberalizm içinde. Eğer liberalsek falan, işte her yeri serbest bırakıyoruz, şöyle böyle, yani bütün manipülatörler, bütün fiyat spekülatörleri falan cirit attığı ortamda
kredi kartı faizini niye regüle ettiğimizi bilmiyorum. Türkiye'de regüle edilen tek yerde burası biliyorsunuz. Hem aktif faiz oranı hem nakit çekim faiz oranı regüle ediliyor. Yani bunu tabii bu bir araç kartın, gibi kullanılıyor kartın sanki misyonu hocam. Da o değil tabii. Yani kredi nakit kartı, çekim değil yani. Kredi kartı ile ilgili harcamaların arttığı, talebin arttığı bir dönemde hani onu kısarak bir musluk gibi düşünebiliriz. Evet. Yani musluklardan bir tanesi. Onu kısarak aslında kredi kartı kullanımını biraz daha sınırlayabilecek bir düşünüyor yani, ekonomi yönetimi. Yani kapitalizm budur. Para vermez, sana kredi verir. Zor zamanda da senden alır krediyi. Yani alt orta gelir grubu. Hı hı. Diğerleriyle ilgili zaten hiçbir sıkıntı yok. Hı hı. Şimdi bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra seçimler, biraz seçim sonrasında konuşalım. Bir çok önceki bir bölümü kaldı. Böyle kapatmış olduk. Çünkü çok fazla spekülasyon evet. yapıldı bu süreçte ne yazık ki. Yani gerek seçmenin algısını yönetmek, tercihlerini yönetmek sandığa giderken kimi zaman da yani hani burada çok ağır ithamlarda bulunmak istemiyoruz ama çok ciddi ekonomi politikalarının evet. Başarısız olacağını iddia ederek aslında yani ekonomi şeyini sürecinde ekonomik toparlanma sürecini sekteye uğratmayı amaçlayan maalesef bir şey de var. Evet. Kesim de var. Böyle bir kesim de var. Yanlış yönlendiriyorlar ve bu amaçlarını işte yüce amaçlarını ben Türkiye'yi IMF'e itmek olarak gördüğümü daha önce de söyledim, izah edeyim ama biz bu aynı çalışmanın Türkiye'nin aleyhine gelişen aynı çalışmanın önceki politika döneminde de devam ettiğini, orada başladığını biliyoruz aslında. Orada kamufle oluyordu. Şimdi herkes zaten önceki politika döneminde politikanın karşısına geçtiği için bunlar da orada kamufle oluyordu. Aslında ya bak bu çalışmaların şu açıkları giderilirse bu politikanın, bir önceki Türkiye ekonomi modelini söylüyor. Bu politikaya iyi hazırlanmamışsınız. Şu açıkları var. Bunlar giderilirse Türkiye bir patika bulabilir şeklinde hiçbir tartışma yapılmadı. Böyle politika mı olur, bilmem şu mu olur, bu mu olur, rasyonel mi, irrasyonel mi? Kendi yazdıkları kitaplardaki ifadelerle çelişenler var. Hı hı. İşte ne faiz enflasyon, enflasyon faiz ikisi de gereksiz tartışmadır, saçmadır diye kitap yazmış olanlar çıkıp o karşı tezi sırf muhalefet olsun diye savundular. Yani kendin kitabındakinden farklı bir şey söylüyorsun. Şimdi orada da... Sırf karşıt olmak, evet. muhalif olmak için mi yapılıyor acaba? Ya, orada da ekonomi manipüle ettiler. Çünkü ekonomiyi sıkıştırırsa seçim sonucunu etkileyebileceğini değerlendiriyordu. Hı hı. İşte seçmen de tercihini güvenlik sahipleriyle mi yaptı, ekonomik sahiplerle mi yaptı bunu da gördük. Aslında bunu 15 Temmuz'dan sonra yapılan bazı itiraflar bunun nedenini ortaya koyuyor. Yani... bunun hep bir komplo teorisi olduğunu iddia edenler de hep her zaman oldu. Maalesef bu bir komplo teorisi değil. Bu gerçeğin ta kendisi. 15 Temmuz'da başaramadıklarını ekonomik alanda başarmaya çalıştılar. Çünkü ekonomiyi etkilediğiniz zaman, seçmenin cebini etkilediğiniz zaman onun tercihlerini de etkileyebildiklerini evet. düşünüyorlar. 2001 krizi. Doğru yani matematik, tarihsel deneyim, başka ülke deneyim bunu gösteriyor. Ama millet şurada... Ekonomide doğru tercih yapmak için Erdoğan'ı seçti zaten. Çünkü yani 20 yıllık altılı masayı verseydi başka bir şeyle karşılaşacağını biliyordu. Ve millet tercihini yaparken işte ekonomi daha iyi olsun diye de Erdoğan'ı seçmedi. Daha kötü olmasın şimdilik diye. Yani hemen daha iyi olsun diye seçmedi ya da öyle ifade edeyim. Daha kötü olmasın şimdilik diye Erdoğan'ı seçti. Yoksa altılı masayı seçseydi neyle karşılaşacağımızı hiç kimse tahmin edemezdi. Halk şunun farkına vardı bence yani. Hocam. Yani çünkü IMF'i vaat etti altılı masa. Evet ama halk şunun bence ayrımına vardı. Yani 2001'den bu yana Türkiye ekonomisi nereden nereye geldi? Evet son birkaç yılda bazı badireler atlattık. İşte evet. bir hain darbe girişimi atlattık. Ondan sonra bir kur saldırısına uğradık. Ondan sonra işte pandemi yaşandı, savaş yaşandı, deprem yaşandı üzerine. Yani tam ekonomi toparlanıyor derken yeni bir darbeyle karşı evet. karşıya kaldı. O yüzden de ekonomik toparlanma hep sekteye uğradı. Yani son 3-5 yılda yaşananların halk farkında. Doğru. Ama bir de 20 yıl var. Doğru. Yani ekonomi nereden nereye geldiğini hesap edip son 20 yıla, son 5 yıla göre, son 4 yıla göre karar vermedi. Manipülatörler tam da bu analizi yaptı. Diyor ki tamam genel seçimde ekonomi kartınızı kullanmadınız seçmen, sevgili seçmen. Şimdi yerel seçimde bu kartınızı hadi kullanın. Diyor. Sürekli buraya çalışıyor. Dikkat eder misin? Hı hı. Bak yerel seçimden sonra işte 10, 9, 8 sayıyoruz ya yılbaşında ya da hı hı. genelimiz sayıyor.
Ondan sonra birden yılbaşı oluyor ama hiçbir şey değişmiyor. Yani 31 Mart'tan 1 Nisan'da bir şey değişmeyecek. Böyle kaos senaryoları olmaz. Ya böyle bir ekonomik program uyguluyorsan mesela, yani bu denklemde matematik şunu gösteriyor. Mehmet Şimşek gitse Naci Ağbal gelir. Yani bir değişiklik olmaz. Bir değişiklik olmayacaksa niye Mehmet Şimşek gitsin ki? Yani bunu göremiyor musun? Kimin gelip kimin gideceği böyle rastgele bir karar değildir. Ya bak, öyle bir şey bakarsanız yok zaten hocam. Aynen bakın, öyle. Mesele onu zaten bizim burada bunu tartışmamız. Yani onu söylemeye biz çalışıyorum. Bunu tartıştığımız zaman bununla ilgili beklenti de oluşmaya başlar. Hayır, oluşmaz. Istemez. Yok. Ya Mehmet Şimşek gelip gidip Naci Ağbal gelecekse bakın, neden böyle bir değişim olsun? Bu, mesela diyorum. Ya bakın bunu bile söylüyor olmanız şu an izleyicilerde acaba soru işaretinin de olması neden olur. Ben bu rahatlıkla konuşuyorsam acaba soru işareti de artık Türkiye'de bir şeylerin cıvıdığını, iyice rayından çıktığını işte gösterir. Onu da söyleyeyim. Hem o tarafta yeterince açıklama yapıldı. Ben daha fazla açıklama yapılmasını da doğru bile bulmuyorum. O konuda çok artık. Çok üzerine konuşulmaması gerekiyor evet. Belki de. Şeyi de bu kurla ilgili kötü senaryoları da yani... Kötü senaryoları demeyeyim de saçma senaryoları diyeyim. Öyle. Gerçek düşün. Evet. Yani daha doğrusu elimizdeki parametrelerle kanıtlayamadığımız senaryoları. İşte 80 lira, 100 lira, 50 lira, 60 lira. Yani bugünkü verilerle kur matematiği var. Oraya vurduğumuzda karşılanmıyor. Bilmediğimiz kısım ne? Kurun arzı ve talebi. O kurun arzı ve talebini ne belirleyecek? KKM'lerin tasfiyesi belirleyecek. Orada bir muğlaklık var. O yüzden tam hesap yapamıyoruz. Bir de ödemeler bütün... dengesinin zamana sarih bir sürdürülebilirlik süreci var da. Kendi analizimde ben onu anlatacağım hocam. Siz sözünüzü böldüm ama. Siz bitirseniz yani, ben. Orada bir muğlaklık var ama o muğlaklık böyle kur seviyeleri çıkarmaz. Ve eğer yabancı girişinin gerçekleştiğini göreceksek Türkiye'deki ortam, iklim hayli değişir. Bunu söyleyeyim. Yani o manipülatörler artık kendilerine vizemi bulamazlar. Çünkü ortodoksinin başarı göstergesi yabancı giriştir. Başka bir şey değil. İşte talebi düşürdük, bak başarı göster. Hayır öyle değil yani. Ortodokside ucuza ithalat yaparsın. Talebi hatta okşarsın, seversin, dövmezsin yani. Şimdi ben kendi adıma şunu bekliyorum. Yani biz bu tartışmaları çünkü mesleki hayatımız içinde de çok yaptık. Zamana baktığımızda, tarihsel sürece baktığımızda Türkiye, hani rahmetli Güngör Hoca'yı da saygıyla anıyorum burada. Ayşe teyzesinin bakışında kendi yazılarına döndürdüğü süreci de hatırlıyorum. Koalisyon dönemleri, tek parti dönemleri, yani Türkiye'nin ondan sonra tek parti iktidarı, sonra bir 15 Temmuz süreci, akabinde bugünlere ulaşmamız. Ya bir bütün olarak ele aldığımızda ortaya şu çıkıyor. Biz tam enerjimizi ekonomiye ve ekonomik sorunları gidermede gerekli olan yapısal reform sürecine veremiyoruz bir türlü. Yani bu bazıları bizim içimizden kaynaklanan durumlar, dinamikler, bazıları da bizim dışımızdan manipüle edilen, Türkiye üzerinde o manipüle edilen sorunlardan kaynaklanıyor. Yani bugünkü dezenformasyon süreci bunun sadece bir tarafı. Ya bizim için bir ABD başkanı Türkiye gereğini görecek tweetiyle bile biz muhatap olmuş bir ülkeyiz. Yani, i̇şte komple teorisi olmadığının en büyük ispatı yani, Trump'ın tweetiydi. Yani bir yaptırım süreciyle karşı karşıya kalmış ve bu süreci de atlatmak zorunda kalmış bir ülkeyiz. Yani bu jeopolitik ortam, yani coğrafya kaderli değildir, o tartışmalara girmeyeceğim ama benim beklentim şu. Yani çok geniş bir analiz gerektirir. Ama yapmamız gereken bizim artık hakikaten tam konsantrasyonla, Sayın Mehmet Şimşek'in belirttiği gibi, işin finansal istikrar tarafı, Merkez Bankası'nın görev tanımında hocam. Yani kurdaki stabilizasyon. Belli bir dalgalı kur dediğimiz kavramı şu an tam uygulamıyorsak, uygulanabilirliği sağlamak için döviz kitlesine ihtiyaç var. Döviz kitlesi geldiği andan itibaren o çıpalanma zaten kendi içinde piyasa dengesiyle oluşacak. Yani bizim Merkez Bankası ile yaptığımız dediğimiz çıpalanma. Bir kere orayı aşacağız.
Ondan sonra fiyat istikrarı, yani enflasyon benchmark'ın oradaki düzeltme. O da yılın ikinci yarısından itibaren kademe kademe gelişecek, bir manevra alanı oluşacak. İşte bizim bu sene artık seçimden sonra yeni bir seçime ya da farklı senaryolar yerine tam olarak ekonomiye konsantre olacağımız tüm paydaşlarıyla, sadece kanun yapıcılar değil, yani burada sadece Hazine Maliye Bakanlığı veya diğer tüm bakanlıkların beraber ortaklaşa meclisine desteğiyle atacağı adımlara, reel sektörün, sermayenin, tasarruf sahiplerinin ve beyaz yakalı, mavi yakalı, zaten onlar gereğini yapıyor da, tüm paydaşlarıyla, katılımıyla bir hakikaten bir ekonomik gündem oluşturmamız gerekiyor. Ve bu ekonomik gündem üzerine yoğunlaşırsak, hasarı da minimuma indirme imkanımız oluşuyor. Ve daha çabuk bu faiz ortamı tartışmalarından çıkmamız mümkün hale gelecek. Ve biz şunu göreceğiz. Sıcak para dediği hocamın, bir dönem kullanmak zorunda kalacağımız o para, portföy yatırımlarının kalitesi arttıkça daha uzun vadeli, daha soğuyan bir para ve doğrudan yatırımların Türkiye'de realize olduğu bir ortama dönüşecek. Amacımız bu ise yapmamız gereken de bu. Evet. Yoksa bunu yapmaz isek, bakın biz size bir tarihçe saydım. Biz ne jeopolitik risklerden kurtulabiliriz bu coğrafyada, ne kendi içimizdeki dezenformasyon sürecinden kurtulabiliriz. Buradan kurtulmanın yolu da artık tamamıyla ekonomiyi belirli bir yapısal süreçten geçirmek. Ve bence hep bunu söylerim, biliyorsunuz, kapsamlı bir vergi reformu da bunun ilk ayağıdır. Adil ve kapsamlı. Kayıt dışı ekonominin olduğu ülkelerde çünkü böyle rahat davranabiliyorsunuz. Evet. Çünkü hesabın tam olarak sorulmadığı, yanlış anlaşılmasın, sermaye karşıtı değil benim dediğim. Sadece herkesin tasarrufları, harcamaları ve tüm hayatının vergilendirildiği adil ama adil, ödenebilir bir vergilendirildiği ortamda siz bu konuştuklarımızın birçoğunu konuşmayacaksınız. Yani biz derken genel piyasaya gönderme yapıyorum. Oradan başlayarak tarımı içine alan, işte Sayın Ticaret Bakanımızın bahsettiği konuları içine alan, hatta arada denetim mekanizmaları da gerekecek ya sektörle beraber eş zamanlı. O zaman Türkiye'nin ben sorunların azaldığı, olumluluğun arttığı bir döneme geçişin mümkün olduğunu, ama bunu geciktirdikçe, antibiyotik tedavisi uyguladıkça, vitaminle destekledikçe, multivitaminle destekledikçe, o kalıcı iyileşmenin, yani bir doktora gittiğin zaman tansiyon düşürmek için günde şu kadar saat uyuyacaksın, bu kadar adım atacaksın, yemene içmene dikkat edeceksin, stresten uzak duracaksın diyor ya. Bizim de bu ortama ekonomik koşullarda ulaşmamız gerekiyor ki biz bu konuştuklarımızın çoğunu konuşmuyoruz. O dezenformasyon yapanlar da yapamayacak hale gelir zaten. Evet. Yapacakları bir ortamda kalmaz. Dezenformasyon yani, üzerine manipülasyon da var. Evet. Şimdi bak, Cüneyt Paksoy üzerinden açıklayayım. Çünkü onun bir kitlesi var. Cüneyt Paksoy'u yıllardır tanıyorlar. Cüneyt Paksoy onları hiç yanıltmadı. Şimdi açıklama yapsa, YouTube'dan yayın açsa, dese ki gelin toplanın, manşet işte dolar 60 lira olacak. Bütün takipçileri bilir ki Cüneyt Paksoy niyeti bozmuş. Bunlar muteber oldukları için izlenme sayıları falan yüksek değil ya. Bunlar bilsinler yani. Bunların itibarı falan yok. Hiç itibarı olan birinin böyle. Hocam stratejide zaten bir şey 60 lira olacak diye bir şey yok. Şey söylediğiniz zaman izlenirsiniz. Şunu sormak istiyorum. Ya öyle bir kural da yok bu arada. Biz yabancı... Yani bugün, özür dilerim, dünya finans sisteminde bir şey bugünden 60 lira olacak demek gibi bir öngörüyü yapmanın kitabi ortamı yok. Aynen öyle. Yani bunu... Bunu seçimden sonrasını konuşuyoruz. Bu etik de değil, bu kanunu de değil. Yani irasyonel bir şeyden bahsediyoruz. Hisseler üzerinden bunu yaptığınızda SPK tabii devreye giriyor tabii. Ama kur üzerinde böyle yani, kur üzerinden yapınca şöyle değerlendirme yaptığınızda maalesef hani orada SPK'nın alanı aslında alanı ama şöyle giriyor. İşte yani biz Merkez Bankası'ndan bize rapor sızdı da orada 40 liraymış falan diye böyle yalanla yani, bir yere dayandı. Yükselme ihtimali var demek ayrı. SPK'ya girer. Ekstrem bir fiyatı oraya koyup paylaşmak ayrı. Hatta raporsuzdu falan. Gidin, döviz alın demek. Gidin şunu alın, bunu alın demek apayrı. Ya o tamamen. Yatırım tavsiyesi vermek sadece aracı kurumların
araştırma raporlarına... Döviz alın tweetinin niyeti Türkiye'yi IMF'e götürmek. Bugün aracı kurumlar bile yapmıyor. Bakın araştırma raporu oluşturmadan, bak, research tarafındaki çalışmayı ortaya koymadan siz herhangi bir sesinde veya herhangi bir varlıkta yatırım tavsiyesi veremezsiniz. Hı-hı. Konuşamazsınız dahi. Hı-hı. Bir rapora dahi konuşursunuz. Orada hedef fiyat verirsiniz. Evet. Pozisyon arttır ya da pozisyon azalt gibi bir riskleri, fırsatları söylersiniz. Aynen. Yatırımcının kararı. Nihai karar yatırımcının. Ben şimdi şunu sormak istiyorum. Yani seçim sonrası için yabancı yatırımcı ile ilgili öngörünüz nedir sizin? Yani yabancı yatırım girişi kademeli olarak artacak mı sizce? Yoksa bir anda tabii ki beklenmeyebilir ama yabancı yatırımcının bir de seçim sonrasında yabancı yatırımcının girişini artıracak unsurlar ne olabilir? Valla bana, benden başlıyorsak iki tane bir kere önemli unsur var. Birincisi yurt dışı. İlk faiz indirimi gelmeden global rahatlamayacak, bunu anladım ben. Hı hı. Kendi adıma konuşuyorum. Hı. Çünkü bunu ABD tahvil yani, faizlerinden görüyorum. Mortgage kredilerinde bakın bir miktar azalış var ama talepte azalış var. Faiz indirimi hala yüksek. Haziran Temmuz Fed'de. Gibi. Onun öncesinde kademeli mi olur? Kademeli yani olur. Bir giriş olmaz. Hızlanması momentumu Fed'in faiz açısından olur. Bu işin kitabi tarafı. E tabi. Çünkü gelişen para piyasalarına sermaye akımının çoğalması için risk ortamının azalması gerekiyor. Veya şöyle de anlatayım. ABD borsalarında oluşan DAX gibi majör grafiklerde oluşan yükseliş ya da tahvil tarafında oluşan kısa vadeli o geri çekilmenin devamlılık arz etmesi, global borsalarında bir bozulma oluşturmaması, büyük majör borsaların bir gelişen para piyasasının akımı çok hızlandıracak. Bu çok net, kitabi. Herkes bunu bekliyor zaten. Ha diyelim S&P'de bir düzeltme oldu. Oradan elde edilecek karın gelişen piyasal akımı da mümkün. Tabii, düzeltme olur. Şok olursa olmaz ama. Şok harici diyorum hocam. Yani onun için bir kere bir ilk kural dış ortamın rahatlığı. Orada belli ülkeler hemen devreye girecek. Zaten Fitch'in en son açıkladığı 10 ülkeden biri biziz. Birçok raporda da en son Deutsche Bank, yani JP Morgan'ın, Goldman'ın, BOFA'nın, ben birçok raporunu söyleyebilirim tek tek, tarih tarih. Zaten tahvillere ve hisse senedinin, burada tabii seçim önemli, hisse senedinin tarafına, hatta özel sektör tarafına bir para girişinin kademe kademe artacağını. Bunun için seçimden sonra kur tarafında bir hareketin oluşmadığı, finansal istikrarın korunduğu, fiyat istikrarına doğru ilerleyişin kararlı olduğu bir ortamda yabancı yatırımcı, birinci kural gerçekleşmese bile bir miktar para getirir. Zaten getiriyor. Ama orada hızlanır. Nereye olacak? Hisse senetleri piyasasına mı? Önce ben benim asıl önemsediğim, bakın, tahvil tarafı. Bizim orada %30 yabancı payından içinde bulunduğumuz durumda %1'in altına düştüğümüz perspektifte yabancı yatırımcı. Çünkü orada ağırlığı piyasa yapıcı bankalara verdik. Merkez Bankası eliyle. O yükün taşınması ortak olmalı eskisi gibi. Yani bugün Londra'daki bir bankerde ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago merkezli, New York merkezli global trade eden tahvil yatırımcıları dahil. Bunlar uzun vadeli yatırımcılar. Japonya tahvilleri nasıl bugün konuşuluyor? Türkiye'de radarlarını aldılar ama portföylerini almaya başladıkları an, radardan portföye geçiş başladığı an, biz o payı %5'e çıkaralım. Bakın eski rakama dönmekten bahsetmiyorum. Zaten hisse senedi tarafı birkaç milyar dolar buraya kapsamlı bir kaliteli bir fon girişi olduğu zaman katalizör etkisi diğer bütün fonları da tetikler. Yani borsa tarafı kolay. İşin asıl önemli olan para piyasalarına giriş. Evet. Yani gecelik kalabilir, tahvil alabilir. Yani TL'ye olan talep oluştuğu an yabancı yatırımcı, işin borsa tarafı, işin son ayağı. O bu işi taşlandırır. Ya borsada da hiç öyle büyük hacimler olmadı. Yani kitabi olarak da ama çok... ben tahvil tarafına, TL varlıklara, gecelik tarafta bile kalsa, hı hı, buraya park edecek bir yabancı, hı hı, yatırımcının kademe kademe oluşacağını, evet, oluşma hızının belirleyicisinin bizim yaptıklarımız, hı hı, ve global ortamın gelişen piyasaya doğru akımının belirleyici olacağı bir ortam bekliyorum. Bu da kur üzerindeki baskıyı kaldıracak, hafifletecek. Arz talep, yani siz
Talebin zaten üzerinde bizim, arz oluşturduğunuz andan itibaren. Döviz ihtiyacımız da azalacak seçimden sonra. Aynen yani öyle. Turizm girdileri artıyor. Turizm gelecek, ihracat potansiyeli artacak. O Merkez Bankası kararlarıyla global ticaret hacmi artmaya başlayacak tekrar. Hemen etkisini görür müyüz? Yani. Kademe kademe. Avrupa'da kimsenin, bakın Avrupa'nın dahi elinde sihirli değnek yok. Lagarde ne dedi? Bir tane belki indiririm sonra bakarım. Evet. Çünkü enflasyon duruyor orada. Hı hı. Aynı şekilde FED işinde geçerli. 3 mü, 2 mi, 1 mi daha bilmiyoruz. Ama biz doğruları yapmak zorundayız belirsizliklerin çok olduğu bir ortamda. Hı hı. Yapmaya başladıkça ben kademe kademe yabancı yatırımcının realize olacağını zaten şunu da söyleyeyim. Aşırı bir kur değerlemesi istemeyiz ki zaten. Orada zaten Merkez Bankası fırsatı orada kullanacak. Hı. Rezervlerini güçlendirecek. Güçlendirmek için alım opsiyonunu kullanacak. Bu sefer kuru belli bir seviyede tek tersine değil farklı noktada çıpalamış olacak. Hı hı. Kurun aşağı inmesini engelleyecek. Hı hı. Çünkü aşırı bir değerli TL bu sefer hocamın dediği gibi ithalatı arttırıyor. Tamam enflasyonda başarıyı getirir kısa vadede ama hı hı. uzun vadede tekrar enflasyon sorunsallığına dönmemek için hı hı. bizim bu süreci yabancı likiditesini sağlayıp onu da efektif kullanmamızla hı hı. mümkün olacağı bir dönem olarak okuyorum. Umudum bu, beklentim bu ama enflasyon, gerçekleşmek için gerekleri yapmak enflasyonu gerekiyor. Enflasyonu görmek isteyecek midir Yusuf Tabii hocam? Ki en büyük benchmark hatta. Baz etkisini mi görecek yoksa bandın üstünü yani vurduğunu artık mu görecek? Neden düştüğüyle ilgilenmiyor bence. Yani düşüşü görmeyi bekliyor mu? Bir kurun stabil bir seviyeye kavuşması. Bir de tabii enflasyon. Şimdi ya matematikler, enflasyon bir tarafta durur. Matematikler çalışıyorsa sıkıntı yoktur. Yani hı hı. Orada... şu anda işte bir seçim sonrası yabancının bir ilgisinin olabileceğini falan değerlendiriyorsak enflasyonu ulaştığı seviye ayrı bir şeydir. Diğer kur faiz parametrelerinin nasıl çalıştığı ayrı bir şeydir. Yani büyük oranda yabancı kur faiz parametrelerine bakacak. Enflasyon parametresine değil. Tabii enflasyon niye önemli? Bu kuru ve faizi belirleyen etkenlerden olduğu için önemli ama onu da orada işte bizim politikanın şu anda hem kuru hem faizi kontrol eder bir karakterde ilerliyor olması yabancıya bir öngörü sağlayacaktır. Yani enflasyon seviyesinden bağımsız olarak şu anda. Şimdi mesela şu anda son 500 bas puanlık artırımdan sonraki aynı yerdeyiz dolarda. 32-30. Teorik olarak o artışın matematik bunu gösteriyor. Tabii arz talebini üzerine ekleyemiyoruz. Bir miktar muğlaklık var dediğim gibi. Ama o artışın kuru aşağı düşürmesi beklenirdi. Şimdiki bu artış çıkışını engellemiş gibi duruyor. Yani aşağı düşürmemiş. Tabii bu da işte bunu konuşuyoruz zaten. Orada ikili bir iki tarafı yönetmek de çok zordur. Hem kuru hem faizi ama bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi bizim tahvil piyasası dünyada ilk 10 tahvil piyasası arasına girmişliği bile vardır yani yabancı ilgisi bakımından. O yüzden asıl ilginin oraya oluşması beklenir. Yani yabancı gelecek deyince bizde herkes borsaya gelecek zannediyor. Öyle bir şey değil o. Borsaya çok limitli, sınırlı falan gelir. O borsada zaten yabancı uzundur. Öyle kısa da girip çıkmaz yani. Onlar var, devam ediyorlar portföyleri. 10 potansiyel ülkeden bahsediyor Sayın Paksoy. Bunların içinde de çoğu dolar cinsinden rekorda yani endeksi hı hı. dolar cinsinden rekorlar seviyesinde olan Hindistan gibi sene başından ülkeler beri... var yani. Türkiye ucuz. Böyle. Daha yeni başlıyoruz hocam. Şimdi dün bir tane grafik paylaştık izleyicilerimizle. Orada da sene başından bu yana aslında en çok kazandıran borsalar sıralamasında ikinci sırada Borsa İstanbul. Ama hı hı. tabii TL bazlı. Evet. Dolar bazlı baktığımızda çok iskontolu. Yani tüm bu gelişmekte olan endeksler içerisinde oldukça iskontolu. TÜFE bazlı vardı. Bakalım. İskontodan mı yüksek orada? Tabii. Yani Türkiye borsasının önümüzdeki dönem dolar korelasyonuna da altın korelasyonuyla da, S&P hı hı. veya DAX korelasyonuyla da. Ne demek bu? Farklı korelasyonlar. Yani bu kadar iskonto olması demek ne demek? Bu bir potansiyel kar marjı demek. Hı hı. O marjı da kullanır hı. yabancı. Hı hı. Bir noktadan sonra. Bal damlıyor bayramı. Ya estağfurullah hocam olması yabancı girdikten sonra zaten yerli geç kalmış oluyor.
Ya bir de onu söylemek lazım. Yeterli... Yabancı ne zaman girecek? Yabancı ne zaman girecek? Bu, eğer şu an çok iskont olursa. Yerli içeride ama halen. Burada yerli ama yerlinin yerli yatırımcıya şöyle bir önerimiz var. Ha dolarda falansa bir, yani onlar zaten bir, onlara. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu programın yani sağ olsunlar güzel destekler de veriyorlar. Hı-hı. Teşekkür ediyoruz. Yapmak istediğimizde rasyonel bir tartışma ortamı sizin vesilenizle. Hem kanala hem size de teşekkür ediyorum kendi adıma. Bu önemli bir fırsattır. Ama şunu da net olarak belirleyelim. Yani borsanın yükselişi demek her şeyin yükselişi anlamına gelmiyor. Tabii. Kimileri daha az yükselecek, kimileri daha çok yükselecek. Hatta daha kimileri yerinde duracak. Daha seçici olması gereken bir süreç değil mi? %100. Tabii. En az 2 sene. Çünkü faizler yüksek. Enflasyon muhasebesi var. Verimlilik noktasında ayrışma oluşacak. Ha borcunuz olabilir. Ama borcu nasıl kullandığınız önemli. Siz yatırımlarınızı arttırmak, kapasitenizi arttırmak, daha verimli olmak için borç alıp bunu efektif kullanıyorsanız, o borç size kar olarak yansıyacağı için gelecekte o şirketleri de ayıralım. Ama bir de hantal yapısını düzenleyemeyen, bir türlü karda olamayan ya da fiktif kar gösterip bilanço makyajlaması yapan, spekülasyona açık patronajın kalitesinin, patronaj kalitesinin yani patron etkisinin çok hissedildiği hisselerin performansı volatiliteye ve oynaklığa açık olacak. Ama doğru yönetilen, hedefini doğru koyan ve bu yolda doğru adımlarla ilerleyen şirketlerin getirisi en az 5 sene Borsa İstanbul konuşacağız biz. Globalde veya bizde bir dinamiksel problem, bir duvar süreci oluşmadıkça o da doğru yatırım yapanların finansal özgürlüğünün artacağı bir dönem olacak. Bunu söyleyebilirim. Bu mesleğin işte yıllardır olan bir olabilir. Şunu da sorabilir miyim? Şimdi biz özellikle de yani yabancı çıkışının bu kadar yüksek olmadığı dönemlerde yabancı yerli oranı neydi? %70'e %30'lar seviyesindeydi. Maksimum tepe oranıydı. Evet, şimdi tersi bir tablo var karşımızda. Yabancı girişinin artmasıyla birlikte o oranlar, o seviyeler yeniden yakalanır mı? Tabii ki. Yani bakın bugün Türkiye'nin dolar bazlı grafiğinde. Ama yerline de çıkması lazım bir miktar. Tam öyle işlemiyor kitabi olarak. Sadece burada fonlar da devreye girdi. Bu da bakın çok kıymetli. Yani mevduat yatırımcısını borsaya çekmenin en kitabi yolu, en rahat yolu, en konfor. Globalde de böyle. Yatırım fonlarının hisse bazlı yatırım fonlarının aktifleşmesi. Biz sermaye piyasasında bunu da getirdik. Bunu da arttırırsak çok daha kolay olacak. O zaman yabancı daha yukarıdan almak zorunda kalacak. Biz Türkiye yabancıya ucuzdan vermeyelim. Şimdi bizim de burada çalışmalarımız çok önemli. Yabancı gelsin. Başımız yani bugün sermaye hayır diyecek bir ülke yok. Bir olamaz kere de biz pahalıya verelim. Ama bizim net olarak söyleyeyim 3.22 sent gibi bir fiyat var. Bu nedir biliyor musunuz? 2017-2018'de gördüğümüz tepe, son tepe. Ha daha önce 3 defa 5.1 sent gördük ayrı. Ama Rahip Branson olayları gelişene kadar, yani Türkiye farklı bir mücadele sürecine girene kadar 2015 Temmuz olayları da dahil gördüğü tepe orası 3.22 Semra Hanım. Oraya kadar biz yerli hareketiyle gidebiliriz. O imkan var. Ama oranın üzeri işte farklı bir lig, farklı bir Türkiye. Tekrar o Türkiye'de zaman... yabancı yatırımcı payının minimum %50'lere çıktığı bir ortamda. Çünkü bu sefer yabancılar da kendi aralarında alım noktasında yani sadece yerli yabancı korelasyon değil, yabancı yabancı korelasyonu oluşmaya başlayacak. Biz bunları daha önce gördük, yaşadık. Ve hedefimiz 2 sene içinde yatırım yapılabilir seviyeye gidene kadar kademe kademe de borsanın arada düzeltmeler tabii ki gelecek bu işin doğasında yukarı yönlü tekrar 3.2'yi geçtiği andan itibaren 3.7, 4.2, 5 sen. Hatta ben size şunu söyleyeyim kendi beklentim. Her şey iyi gitmesi durumunda Türkiye dolar bazı yeni rekor kırarsa da şaşırmam net olarak. Ama dediğim gibi şu bir sene, bir buçuk sene biraz temkinli ve doğru hisseleri seçerek. Yatırımcılar hisselere de dolar bazlı mı bakmaları gerekiyor? %100. Ne aldığını, kaçtan aldığını anlamak için sadece TL bazlı bakmak yeterli olmaz. Dolar bazlı bakmalarında da mevcut potansiyeli görmek açısından fayda var. Bir örnek vereyim. Bankacılık endeksi 10 dolarları gördü Semra Hanım. An itibariyle 3-3.40 gibi özel bir eşikte. Yani ne kadar aşağı gelmiş.
yabancı %70 aşağıda, paydan %30'lara hatta altına inerken en çok bankacılık endeksine satış yapmış. Şimdi buraya kadar tamam. Hatta kamu bankalarına bakalım. Halkbank, Vakıfbank ekstra ucuzlukta. 10 dolar görmüş bir Halk Bankası şu an 1 doların altında. Neden? Çünkü Amerika'da olan dava süreci etkileşim oluşturuyor haliyle. O etkileşim kalkana kadar bu baskı olacak. Ama örnek bir İş Bankası dolar bazlı gördüğü tüm zamanlardaki seviyesine çok yakın. Ayrışmış. Neden? Çünkü bir piyasa oraya bir holding gibi bakıyor. Çünkü iştirakleri var. Örneğin Şecam. Onunla ilgili bir işlemler vardı. Biraz onun etkisini gördük. Mesela yabancı şimdi bankalarımıza yabancı talebi olduğu konuşuluyor piyasada. İsim vermeyeyim. Amacımız o değil. Ama bazı özel sektör bankalarına yabancı talebinin olduğu da yabancı sermayenin bankacılık sektörüne hala ilgi duyması. Bakın bu bile bir kriter. Zaten bu bile varlar, bir cevap. Oranlarını mı artırmak istiyorlar? Almak istiyorlar komple. Tamam, zaten varlar. Yani %100 yerli. Hayır, zaten bazı, kamu bankaları dışında banka kalmıyor. Örneğin Garanti şu an BBVA'nın en çok sahibi olduğu, çok az bir payının dolaşımda olduğu bir hisse. Hisse olarak konuşuyorum. Bu finans okuryazarlık adına bu cevabı veriyorum. Ama ben size şu an isim vermeyeyim. Konuşulan bazı bankalar var. Pazarlıkların yürütüldüğü. Belki bazı özel bankaların başka yabancı bankalar tarafından satın alma opsiyonu. Bazıları körfez sermayesi, bazıları farklı sermayelerin Türkiye ile ilgilendiği. Bakın ilgileniyorlar, hakikaten ilgileniyorlar. Şimdi bizim konuştuğumuz hep sıcak para kısmı. Bu bile bir cevap yani. Şimdi, ama bu banka satışı tabii bir miktar doğrudana giriyor, doğrudan yatırıma giriyor. Doğrudan yatırımlarda da bir hızlanma bekler misiniz çok kısa hocam? Yani nereye yatırım yaparsın ki böyle bir ortamda? Ben gerçekten merak ediyorum. Şimdi güvenlik bağımsız bir ekonomi durumuna geldi Türkiye. Yani coğrafyasını koruyabilir, enerji yatırımları tatmin edici, enerjisinin yarısını kendi kaynaklarıyla üretiyor artık. Yani yenilenebilir enerjiyle. Yine fosil yakıtlarını arıyor. Başkaca gayretleri var. Konum olarak, coğrafya olarak çok uygun bir yerde. Bütün pazarlara neredeyse yakın. Bütün tedarikçilere çok yakın. Bu dünyada nerede yatırım yaparsın diye düşündüğümde, yani buralı birisi olarak düşünmüyorum. Türkiye'de yatırım yaparım. Yani başka yerde de biraz korkarım açıkçası. Çünkü konjonktürün etkilerine eğer kızışırsa biraz daha ortam maruz kalabilirler. Eğer Türkiye'de yatırım yapmayacaksam yatırım kararımı ertelerim. Ama mesela Türkiye bir özellikle Körfez bölgesiyle bir akış sağlayacak gibi duruyor. Hem mal hem hizmetler hem finansal anlamda. Orayla bizim ilişkilerimizin gelişiyor olmasını da buradan okuyorum, buradan yorumluyorum. Doğrudan yatırımları işte o klasik bildiğimiz eski tip yatırımlar olarak görmeyebiliriz. Yeni teknolojilerin, yeni yatırımların Türkiye'de konumlandığını, merkezlendiğini görmeye başlayabiliriz. Mesela yenilenebilir. Sadece o da değil, bence biraz daha farklı düşünmemiz lazım. Bayraktar etrafında, Kaan etrafında başka yatırımların, biz işte gelmiş araba montajlamış, otomobil falan, oradan başka bir yere doğru geçiyoruz sanki. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz. Seçim öncesindeki son yayınımızı gerçekleştirmiş olduk. Bakalım önümüzdeki hafta nasıl bir ortamda değerlendireceğiz. Nasıl? İlk fiyatlamalarla. Evet, ilk fiyatlamaları da görmüş olacağız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler Sema Hanım. Cüneyt Paksoy ve Profesör Doktor Hüseyin Yusuf Dinç'le değerlendirmiş olduk gündemdeki gelişmeleri. Noktalıyoruz para politiği. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.